tiyatroya gelen misafirlerimiz, çok güzel hareketlere hoş geldiniz. Aşırı mutluyuz gerçekten. 50 bölüm sonra full seyircimize nihayet kavuştuk. Gerçekten 50 bölümdür yarım salon oynuyorduk ve biraz da aslında seyirci enerji anlamında biraz yarımdık. Bugün seyircimizle beraber tamamlandık. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza, yüreklerinize sağlık. Çok mutluyuz. Çok güzel bir gece olacak inşallah. Normalde seyircimiz gelirken hep yörenin meşhur yiyeceğini getirir bana. Bugün kuzeye yavruma kamyonet getirmiş bir seyircimiz. Yenmiyor ama ben yine çok mutluyum. Bir ayağa kalksana görelim seni. Çok teşekkür ederim valla. İlk defa yavruma hediye getirdiler. Çok teşekkür ederim. Kamyonete de bayılıyor gerçekten. Ben de sahnede büyüdüğümü hissettim gerçekten. Bu sahnede önceden kendime hediye alırken artık çocuklarımı alıyorum. Çok teşekkür ederim. Bugün şahane seyircimiz var. Evinize eğlenceler. Çok güzel hareketler başlıyor. Alkışlarınızla efendim. Çok güzel görünüyorsunuz. Çok, ay teşekkür ederim. Çok heyecanlandım şu an. Sizleri 2 yıl sonra böyle yan yana görmek çok güzel. Arkadan sesler, reaksiyonlar geliyor. Biz çıldırıyoruz. Herkes çok heyecanlı. Resmen şu an tamamlandık. Şimdi Semsel Dönüşüm 8 gelecek. Bu mahallenin delikanlılarına bir de acılı Neco eklendi. Atakan ve Cena yazdı. Semsel Dönüşüm 8 geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Lan şuraya bak ya. Her yer kentsel dönüşüm oldu. Her yere gökdelen dikiyorlar. Sanki bura Bağcılar değil, Manhattan'a. Şuraya bak ya. Boş buldukları her yere bina dikiyorlar. Yemin ediyorum arkamızı dönemiyoruz ha. Eğilsek yerden bir şey almaya kalksak... Lan oğlum beni alamayacaksınız. Beni alamayacaksınız oğlum. Ben burada olduğum sürece beni ve kemerimi alamayacaksınız oğlum! Abi! Abi Necip abi yapma şunu gözünü seveyim ya. Vurma kendini artık. Oğlum ben acı severim biliyorum. Abi biliyorum biliyorum da bak olan oldu artık her yer kentsel dönüşüm oldu. Sen de uyum sağla ya. Open your mind. Ne ne? Yani sal kendini abi bedenini özgür bırak. Bedenimi özgür bırakayım öyle mi? Ne yapacağım mahallede çıplak mı koşayım oğlum? Allah Allah saçma sapan konuşuyorsun ya. Zaten bu kentsele bir tek ben karşı çıkıyorum. Doğal afetlere tek başına direnen Şahan Gökbakar gibiyim oğlum lan. Allah Allah bana bak. Size verdiniz mi kentsel dönüşümü? Yok abi vermedik ya. Biz gece kondu çocuğuyuz abi. Bizi yüksek giriş bozar. Heh. Bizim ayrıca yükseklik korkumuz var. Anlatabiliyor muyum? Bu zenginler var ya, bu zenginler, zengin cüpçoklarla bizim işimiz olmaz. Bunlara elini versen kolunu kaptırırsın abi. Olur mu öyle şey? Aşkım. Aşkım? Dedim abi kaptırırsın dedim işte. Dedim abi. Bir dakika aşkım neyi kaptırıyorsun ya? Gasp mı yaşanıyor şu anda? Hemen 911 arayalım. Help me! Help me! Help me! Oh my God! Bak hele ya, bak hele bak. Help me dur ya. Bacım bura Bağcılar biliyorsun değil mi? Burada yardım çağırmak istiyorsan mevzu mu var oğlum diye bağıracaksın. Ah tamam çok pardon. Mevzu mu var oğlum? Yettin ulan! Hayırdır kimi indiriyoruz abi? Hayırdır kim indiriyoruz hayırdır? Hayırdır ya? Bir dakika ya. Böyle bağırınca polisin gelmesi gerekmiyor mu? Siz polis misiniz? Biz polis değiliz ama siz emniyettesiniz. Kim indiriyoruz abi? Kim indiriyoruz ya? Tamam kimse indirmiyoruz ya. Tatbikat yaptık. Ya bağırınca abi. Geliyor musunuz diye bağırdık işte. Öyle tatbikat mı olur oğlum? Ben yükseldim ya. Oğlum, bana bir vur, beni bir gaza getir. Oğlum sana niye vurayım? Vur bana ya. Ben sana niye vurayım? Saçmalama. Oğlum bir tane vursan ne olur? Canım kardeşimsin. Niye vurayım? Tamam ben kendim hallederim kardeşimi. İyi geldi biliyor musun? Kendime geldi. O zaman ben işe gideyim yavaştan. Hayırdır sen işe mi girdin? Kümes dövüşüne başladım abi. Hayalimdeki mesleği buldum. Hem dayak yiyorum hem para kazanıyorum. Oğlum o kafes dövüşü değil mi? Yok abi biz kümeste yapıyoruz. Kaçacak yer yok daha heyecanlı.
İzlemek isterseniz Kuşçu Resul'ün çatıdayız. Tamam. Hadi eyvallah. Kendini bir tütsül ettin Allah'ım ya. Manyak yemin ediyorum ya. Barış, senin ne biçim arkadaşların var? Ya aşkım, mahallenin insanları sorun yok ya. Gasp falan yok yani. Oh iyi bari, neyse ki. Daha çok kavga, adam yaralama, bir de adam kaçırma var. Ne diyorsun ya? Help me! Help me! Help me! Ya tamam, sakin ol abi. Biz gidelim, daha arkadaşlarıyla tanışacağız. Evet. Şey yaparız, orada hallederiz. Gidin oğlum zaten, gidin. Gidin lan! Kimse kalmadı bu mahallede. Abi olur mu öyle şey ya? Bizim çocuklar var, ben varım, buradayız ya. Dedikçimiz gibi hayran ve dallı cilveli lahmacun. 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 Abi lahmacun. Yine lahmacun. Kıyması bulunur, lıvışını yokunur. Şifalı, 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 şifalı lahmacun. Lahmacun. Abi lahmacun. Yine lahmacun. Yılan olma kıyım abi de. Aşkım, bunu duyunca dayanamıyorum ya. İnanamıyorum sana ya. Ya şu arkadaşlarına bakar mısın bir? İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Saygılar yenge. Saygılar. Allah'ım ya. Ne yapıyorsunuz oğlum? Ales, oğlum mu? Ben kültür karmaşası yaşıyorum. Şu an hemen etilere gitmem lazım Barış. Ya aşkım, ya bir durur musun lütfen? Oğlum bir şey soracağım Mösyö. Bu zengin kızlar niye hep seninle sevgili oluyor lan? Garibanı sevindirmek sevaptır da ondan. Beni kevindin de ben miyim lan gariban? Siz kendi halinize bakın. Tamam oğlum, sinirleniyor. Kardeşim, babaannenin akbil yanında mı ya? Ben de. Ya ver şimdi yetilere yürümeyeyim, anlatabiliyor muyum? Bedava, para ver. Abi saygılar. Görüşürüz akşam. Lan oğlum, sen hala babaannenin akbilini mi kullanıyorsun lan? Ha. Oğlum siz ne zaman adam olacaksınız? Ne zaman düzeleceksiniz oğlum siz? Düzeleceğiz inşallah. Şu olaylar bir bitsin, düzeleceğiz ya. Tam olmadı ama. Düzeleceğiz inşallah abi. Bitmiyor oğlum, olaylar bitmiyor lan. Bitmiyor işte ha. Al, her yer kentsel dönüşüm oldu. Bülent Bakkal gitti. Nurten Arıları köye yerleşti. Seko köşkte yaşıyor. Hayırdır, sosyete mi oldu? Yok lan, uşak oldu. Artık ona Seko değil, Tako diyorlar. Tako mu? Ha. Ulan benim abimi Meksika dönümü yapmışlar lan! Abi sinan mal Tako yapmışlar lan benim abime. Ne dur be kardeşim? Abi sen de sıkma canını ya, yalnız değilsin. Biz ne güne duruyoruz abi? Oğlum öyle deme. Biz bugün varız, yarın yokuz. Olur mu oğlum? Biz hep mahalledeyiz abi. Ulan yarın aquaparka gitmeyeceğiz mi? Moruk, ne alakası var ya? Bu böyle bir şey mi ya? Bu da böyle bir şey. Ne var? İki as, bir papaz var, un var, şeker var. Hayırdır? Hayırın yolu bayırdır. Ulan sana ben şimdi buradan bir girerim. Ben vur. Oğlum sen bana mı çekiyorsun? Avruyu vur bak. Bir tane koy. Avruyu vur. Ne bağırıyorsun sen? Ne bağırıyorsun lan? Sabah sabah hasta var içeride. Hasta mı? Hayırdır, kim hasta? Ben hastayım, ne yapacağım? Benim de kafam kırık ha. Ne yapacaksın? Manyağım oğlum ben. Şşş, bana bak, ben de manyağım ha. Gel lan, gel uzun lan, teke tek çıkalım. Gel lan. Gel lan. Gel lan buraya. Gel lan teke tek çıkalım. Gel buraya. Gel buraya. Gel lan da. Gel buraya, bana bak. Bana bak, sen vurursun dikiş atarlar, ben vururum toprak atarlar ha. Tamam. Bunu hayırdır ya, hayırdır. Şşş, sen bana mı gider yapıyorsun ya? Gelsene lan, böyle gel. Tamam oğlum, sakin ol lan. Kadın lan o, kadın. Ha? Kadın mı? Kusura bakma birader. Sorun değil prenses. Bir daha yapacak mı lan? Yapacak mı bir daha? Yok yapmayacağım. Niye? Abi bu kim be? Tanıştırayım. Şunu da koy şuraya. Heh. Tamam. Çatlak Bilber. Tanıştırayım Çatlak Bilber. Bunlar da Fiko ile Sarı Emrah. Bu Sarı değil ki. Küçükken sarıymışım. Bence sen küçükken de salakmışsın. Şinece, bana bakkalı çağırsana. Tamam çağırın. Bakkal! Ho! Bakkal! Bakkal! Ne var be? Bakkal, 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 bakkal yok artık. Bitti bakkal.
Artık burası Kıvılcım Market. Hatta 3K Kıvılcım. Kıvılcım Süpermarket. İşte kibar bakkal. Bana siparişlerimi ver, sepeti salıyorum al. Ha, sepeti sal, içine bir tane bebek koyalım, onu böyle nehre gönderelim çocuğu böyle. Nesilden nesil. Manyak mısın sen? Telefonla uygulama indireceksin, oradan sipariş vereceksin. Telefon? Evet. Al indir lan. Al indir. Al indir. Ben bunu kullanıyorum, al. Al indir. Ablacığım, gözünü seveyim ya. Çevirmeli telefon mu kaldı ya? Ne var, kavgada iyi gidiyor. Vurma. Ekmeğimi ver lan benim. Ekmeğimi ver. Ekmek istiyorum ben. Ekmek istiyorum. Ekmeğimi almadan şuradan şuraya gitmeyin. Neyin? Allah'ını seversen bir sus artık. Ekmek. Tamam yeter ya. Al ekmek al. Al. Şimdi de ben almıyorum ya. Piçlik değil mi? Almıyorum. Çık git lan. Çık git döverim ha. Kolay döverim. Manyak. Alo. Bakkalı trolledim. Ya Umut, sen niye bağırtıyorsun oğlum? Versene şunu siparişini senin, Allah Allah. Abiciğim 50 kere mi söyleyeceğiz? Telefona uygulama indireceksin, oradan yükleyeceksin, sipariş vereceksin. Niye böyle bir şey yapıyoruz? Niye böyle bir şey yapıyoruz? Patronum izin vermiyor. Bu şekilde yapılıyor uygulama. Kim oğlum senin patronun? Benim patronum. Kafamda kentsel dönüşümler, içimde bir yerde bir gülüşümden. Sana deliyim ama gizledim her gidişinden, gidişinden. Kafamda. Çok iyi şarkı ya. Evet. Önce kafamda dönüştüreceğim, sonra buraları hep dönüştüreceğim. Karı koyunu kaytunç. Acılı Neco. Münayim. Fiko. Emrah. Eşer yenenler. Ne oluyor lan? Ya. Moruk, sen niye yanlış şaşırıyorsun ya? Bir dakika ya, herkes bir şeye şaşırıyor. Sen niye bana takılıyorsun? Ben adımı gördüm belki. Sen niye ya bana oğlum, tamam, ya? Bir dur ya. Oğlum siz hayırdır lan? Hayır, 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 hayır. Dükkanımın önünde kavga etmeyense izin vermiyorum. Allah Allah. Asla izin vermiyorum. Lütfen başka bir yere kalma. Bir dakika, sen bir çekil, sen bir karışma bakayım. Lan siz... Sen bir dakika, ne hareket yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Bana bak! Senin gezdiğin yollara asfalt döker, hepinize yalatırım ha! Anlıyor musun beni? Kiremithane çocuğuyum lan ben! Vallahi canınızı, dişinizi, emaneti götünüze takarım lan! Artistlik yapmayın lan benim abime! Artistlik yapmayın lan benim abime! Abi kusura bakma, özür dilerim. Abi eyvallah. Çok affedersin. Ben sizin yüzünüzden kek oldum. Bırak beni! Kek oldum sizin yüzünüzden. Nasıl bir mahalleye düştüm ben ya? Gerizekalı! Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Bu ne demek abi? Artistik yapmayın ya abime. Tamam kardeşim. Tamam sen de. Artistik yapmayın. Şu bankı da dönüştürün lütfen. Oğlum banktan ne istiyorsunuz da? Allah Allah. Bak hele bak bak. Oraya bina diktiği yetmiyormuş gibi şimdi bir de kalkmış abi, bankı tamam. Dönüştürüyor. Bir dakika. Tamam, oğlum beni alamayacaksınız abi. Lan. Beni alamayacaksınız. Tamam. Bu mahallenin gençleri size burayı bırakmayacak ha. Gel abi, aranmam var, bir dur ya. Allah Allah. Ya Fırat ya, seni gezdireceğim dedim, tüm bağcıları dolaştık. Kızım bir 10 lira daha verseydin Zeytinburnu'na da gidecektik ya. Ama sen merak etme, kentsel dönüşüme vereceğim evi, sana helikopter alacağım. Abim. Ha, o abine gününü göstereceğim ben. Lan abim. Ha, onu böyle top gibi sektireceğim. Abim Fırat abi. Onun o kemerini var ya böyle kıvırıp. Lan abim burada. Ablacığım değişim saati diyorum. Alamam diyorum ya. Gel buraya, gel. Gel buraya, gel. Gel buraya. Sarı, ne yapıyorsun ya? Ha? Fırat, Necmiye, hayırdır siz böyle? Abi, Fırat'ı gördüm ben. Tam yürüyordum. He, bu bana yürüyor abi ya. Ayıp değil mi Necmiye bacı? Azıcık delikanlı ol lan. Azıcık olunacaksa olurum, onda problem yok. Bana Fırat, ben sana demedim mi lan iş bulmadan benim kız kardeşimden gezemezsin diye? Abi, üniversite öğrencileri, mezunları işsiz. Lan sen ilkokul 3 teksin. Tamam işte, üniversite mezunları bile işsiz abi. Aa, iş lazımsa gel benim yanımda çalış. Duydun mu abi ne dediğini? Sen daha bu bebeği tanımamışsın oğlum. Ben gider pazarda limon satarım, Neco abimi satmam. Koçum be. 10.000 veriyorum. Bir daha Aytunç abiye yamuk yaptığını görürsem ağzını kırarım. Ağzını kırarım. Ne diyorsun lan sen? Çalışıyorum abi.
Ne demek çalışıyorum oğlum? Çalışmazsan kız yok demedim mi? Ulan böyle de vermem ki kızı sana. Hadi ya. Bu çok saçma oldu o zaman. Beyler uzatmayın. Şurayı imza atın da gidelim. Anatomik dönere bak tamam. Söz sahibi. Dur. İmza mı atalım? Ha. Ya kusura bakma benim okuma yazmam yok prenses. Parmak bassa kuşuna gider mi? Oo! Bastığın parmakları kırarız kemiklerini. At imzayı, veresiye defterleri. Biz kapattık artık o defterleri. Yok bizde veresiye. Sen oradan konuşma aslan, döverim seni öylesiye. Demirden korksak binmezdik trene. Ağzımı bozmayacağım. Selam söyle bana. Severim serçeleri, narin olur pençeleri. Oğlum ne alakası var lan konuyla? Düzeleceğiz inşallah be. Düzeleceğiz. Şu olaylar bitsin, düzeleceğiz. Şey ya hadi at şu imzayı da bak hem paran olsun, hem araban olsun, hem katların olsun, hem yatların olsun. Hadi at şu imzayı ya. Bana bak Aytunç. Ha. Benim çok sevdiğim bir söz var. Hı. Der ki ne? Bir insanın bugün parası yoksa yarın olabilir. Bir insanın bugün evi yoksa yarın olabilir. Ama bir insanın bugün şerefi yoksa yarın da olamaz. Helal olsun. Ben biliyorum bunu ya. Neymiş? Fakir edebiyatı. Oğlum sen kimin fakirliyorsun? Ne oluyor? Ne oluyor burada? Ne oluyor? Sedo, sevdiceğim sen çekil. Şu an Adana güneşi gibiyim. Dokunan yanar anlıyor musun? Neco yapma. O lan Sarafiko. İn lan Sarafiko. Geç şuraya ya. Ben tam alamadın oradan. Aytunç Bey, oturun siz. Rahatınıza bakın. İyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Arkadaşlar biraz sirk gösterisi yapıyordu da. Böyle güler misin? Öyle mi Sedo? Sen iş bulacağım dedin. Evet, Aytunç Bey'in ofisinde çalışıyorum Neco. Yazıklar olsun be. Neco abimi hemen sattın ha. Sen ne konuşuyorsun lan hala? Kızım, hedef şaşırtıyorum. Bir sakin ol ya. Ya Neco, ona bak. Ne yapsaydım? Seko abim gitti. Bütün yük bende. Ben çalışmak zorundayım değil mi? Ben ne güne duruyorum Sedo? Sende para var mı Neco? Aşk olsun. Aşk olsun. İşte aşk olsun da aşk o doğalgaz faturasını ödemiyor. Ne yapacaksın? Bizim ev sobalı. Aa, artık doğalgaz da olacak. Aytunç 1992 doğum tarihim. Oğlum bak seni kırarım ha. Sakın değil. Seni kırarım. Neco bana bak. Hayır. Ya dünya değişiyor. Mahalle de değişiyor. Sen de değişeceksin. Direnme. Ayrıca Aytunç Bey'e dokunursan bir daha yüzümü göremezsin. Tamam Sedo. Tamam. Madem öyle istiyorsun, madem bunlar da öyle istiyor, tamam. Dokunmayacağım, söz. Tamam. Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun, güneşin doğuşunu engelleyemez. Oh, thank you. Present. Oğlum ne yapıyorsun lan? Monsieur? Bunu çok pis dövmüşler. Ödül töreninde zannediyor kendini. Gel şöyle manyaklısın ya. Ver abi ver. Olay da oldu mu? Maybelline'dir. Tamam. Sen aldın ödülü. Tamam. Ne oldu oğlum sana? Kim dövdü lan seni? Kim dövdü bunu? Biz dövdük. Gelirken ısınma turu atalım dedik. Nerede o Aytunç? Bana bak sen ne yaptığını zannediyorsun? Aa, arkadaşlar biraz sanatsal çalışmışlar sanırım. Renkli kişiliğini ön plana çıkardık abi. Ha. Belki de yanağının burasında tatlı, mesut bir tokat vardır ha. Öyle mi? Ha. Şimdi görürsünüz siz. Mevzu var oğlum! Yetti ulan! Oğlum dur, tamam lan. Gökhan! Kim o? Oğlum, tamam dur, Gökhan! Kim ya? Gökhan, bir dur be kardeşim. Oo. Lan oğlum sen neden adama vuruyorsun o bizden? Abi gözüm görmüyor ki. Oğlum şu kavgada artık biraz sakin ol ya. Yok gerçekten gözüm görmüyor. Gelirken arabaya kafa attım. Oh be kardeşim ya. Kim bu mu? Lan, lan gel buraya. Oğlum gel buraya bir dur ya. Ulan aklınızı aldırsın. Şu çocuğun haline bak da şimdi bitirdim lan sizi. Gel lan buraya. Bana bakın lan.
Bana dokunursanız bu akşam bu mahalleyi 5 liralık mazotla yakarım. Vallahi yakarım. Allah belamı versin, yakarım lan. Yakarım! Yaşamayı sever misin? Seviyorum. O zaman kaç. İşte bunu yapmayacaktın oğlum. İşte bunu yapmayacaktın abi, desteğe geliyorum. Sen orada kal. Sen orada kal. Seni de aradan çıkartacağım çünkü. Necu, sakın ama... Sedo! Mahalleme dokundular. Ama içindekilere dokunamayacaklar. Yeminimi bozdum oğlum! Adamlar nasıl dövdüyse arabanın önüne koyulan, sallanan köpek gibi oldu kafam ya. Duramıyorum. Yeni bir şey kattık bunun içine. Yeni bir şey kattık ha. Ne kattınız ya? Beni kattılar. Hayır. Gel göstereceğim içeri. Hayır. Hayır. Siz de Aytun. Kaybol. İyi misin? Beni niye dövdünüz ya? Ya. Affedersin, bu müzik beni de gaza getiriyor Neco. Ver şunu ya. Aklınızı alacağım oğlum şimdi. Tamam. Ha, alırsın, hadi git. Ya Barış, yeter ya. Ne biçim arkadaşların var senin? Belli ki kentsel dönüşüm sadece mahallene gelmiş, sana gelmemiş. Bitti, gidiyorum ben. Ya aşkım, Simge. Bırak ya. Topallıyor ya. Fırat, kalk lan. Ha? Seni nasıl dövdüm gördün değil mi? Bundan sonra bana abi diyeceksin, tamam mı? Aşkım yok. Tamam abi. Ya bunu bile kabul ediyorsun ya. Bunu bile adam değilsin ha sen. Sedo. Ne diyorsun? Soba doğalgazı yendi. Ya Neco, soba güzel. Soba güzel de... işte bizim bacalar hep tıkalı be. Hadi hoşça kal. Boş ver be kardeşim. O kız sana gelmezdi zaten. Ayrı dünyalar, ayrı hayatlar. Onlara parlak avizeler, bize hep sönük hayatlar. Ulan onlara doğal gazlı evler, bize hep soba üstü kestaneler be. Ulan onlara köpüklü küvetler, ulan bize hep mavi leğenler lan. Ulan hayat onlara hep toz pembe, bize hep kan kara lan. Ulan onun karasını da. Tamam oğlum, tamam. Bu manyaktan mı düştü bu? Sakin ol oğlum, sakin ol. Oğlum bir dur be kardeşim ya. Şunu al, şunun telefonu reset atın, silin şu müziği. Şu müziği silin kardeşim, kötü oluyorum ya. Manyak. Silin ya, bu müziği dinlemeyelim ya. Allah Allah. Tamam geç. Gel oğlum sen de çök lan. Sen görüyorsun değil mi? Görüyorum abi, iyiyim ya. Tamam buradayım, burada. Neyi görüyorsun sen de? Görüyorum abi, iyiyim ya. Şuraya bak. Yine zeytine kafa attık ha. Kader satılmıyor ki abi, iyisini alalım. Nasıl bir aileye denk geldik ben anlamadım. Abi sıfır çalıyor. Abi sıfır çalıyor. Kız kardeşi abi dedirtiyor, ben anlamadım. Tamam lan, seni affettim tamam. Sağ ol aşkım. Pardon abi. Pardon. Olsun be abi. Sıkmayın canınızı ya. En azından hala mahallemizdeyiz. Mahallemizdeyiz de oğlum. Her yer kentsel dönüşüm ya. Olsun be. En azından içindekiler semtsel dönüşüm. Ha. Sarı. Ya abi. Ver bir şey alırsana. Ben fikuam olsun abi, anladım. Çare gelmez.
abi şöyle topluca zile gitmek lazım ya vallahi Cenan. Topluca hep birlikte zile gidelim. Hadi zile gidelim. Sensel dönüşümün şahane dönüşümü. Harika be. Arkadaşlar harikaydı be vallahi. Yani bu devam skecini tekrar uyarlamak, yeni karakterler, hikaye, örgüsü, şakalar falan şov yaptınız. Helal olsun vallahi. Çok güzel. Seyircimiz de hazır böyle kalabalık, coşkuluyken muhteşem döndü ya. Yani şimdi her fikir de çok yeni ve güzel diyen. Ya Cenan sizin giriş artık bir rockstar gibi, konsere girer gibi bir seyirci lahmacun falan filan. Nasıl hissettin orada? Abi çok yani bir de tam kapasite olunca biz çok heyecanlıydık zaten Ömer'le. Hani dedik ki ya çok yardıralım, girelim. Biz de böyle bir kendimizden geçtik. Bir de benim bir ricam var abi. Ben buyur. Böyle rockstar falan dedin ya. Hep böyle şimdi telefonumu getirdi Selen. Evet. İçeride konuşmuştuk. Böyle biz böyle lahmacun desek, seyirci lahmacun dese bunu çeksek. Hani konserlerde oluyor ya. Çekiyorum. Çek. Yandım dedikçe buz gibi ayrılan edalı cilveli lahmacun. 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 Abi lahmacun. Yılan ol bakayım abi de. Ya gerçekten çok güzel. Harika başladık. İnanılmaz bir gece. Çok mutluyuz. Hakikaten tamamlandık. Siz de harika başladınız. Çok güzel hareketler. Şahane bir şekilde devam ediyor sevgili izleyenler. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Sizi böyle görmek çok güzel. Enerjiniz çok iyi geliyor. Çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Efendim, sıradaki skecimizin ismi Bir Gariban Rüya. Metin'le birlikte yazdık. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Da gerçekleşti. Bir kişi arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Ancak aranan kendisiydi. Kendisinin olduğunu fark edince baskılara dayanamayıp kendisini kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ulan bu ancak bizim ülkede olur ha. Gündem yine çok yoğun. Öyle ya da böyle bir sürü şekilde bir sürü kavga çıktı. Ya bu artık haber bile değil yani. Her şeye bir anda zam geldi. Tamam bunu biliyoruz ya. Geç. Bunu bildiğin için geçiyorum. Yaya geçidinde yayaya yol vermek üzere duran araba yüzünden tam 26 araba zincirleme trafik kazasına karıştı. Zincirlemeyi bir daha gösterir misin? Zincirleme trafik kazasına karıştı. Spiker de kafayı yemiş ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Haberler çok sıkıcılaşmaya başladı. Hepsi aynı yani. Farkında mısın? Farkındayım. Yok mu böyle yeni bir haber yok mu? Yok. Hava durumu falan sun. Hava da kötü. O zaman Squid Game falan aç ya. Bakın. Ya şunun rengini falan açayım. Bu televizyon ne acayip falan. Televizyon. Baba, baba. Ne oldu lan? Başımız sağ olsun. Ne oldu? Kim öldü? Dedem mi öldü yoksa? Keşke dedem ölse. Bilgisayarım öldü. Ulan bir de keşke diyorsun ya. Ulan ne hayırsız evlatsın sen ya. Ne demek bilgisayarım öldü? Açıp kapatsaydın. Yaptım. Çatal sok. Çatal olmaz. Bıçak sokmak lazım. Tamam hadi getir sokalım. Ya baba ne diyorsun? Bilgisayara bir şey sokulmaz. Yandı bitti, kül oldu, kasa patladı, kabloları yandı ya. Ne yapacaksın şimdi? Mecbur yenisini alacağız. Yenisini alacağız. Kaç para onun yenisi? 9.999 TL. Market misin oğlum sen? İndirim mi yaptın? Allah Allah. 9.000. Ayrıca 10.000 lira ne? İnternet kafe mi alıyoruz biz ya? Baba dolarla geliyor her şey. Dolar da malum uçtu gitti. Şey yapalım onu biz ikinci elini alalım.
İkinci elde gerçi 7-8 bin lira olsa şey yapalım oğlum. Sen 4., 5. elini falan al oğlum sen. Ama ya 4., 5. elini bilin ne yaptın oğlum? Bana mı? Bana baba bana. Nazım. He. Para ver. Para ver, kasaba gideceğim. Kasaba gideceğim, al. 20 lira. Kasabı koklayıp geleceğim demedim mi? 20 lira ne? 50 lira ver. Ne var? 20 lira gayet iyi. Hayır, 50 lira ver. Ya ama bir şey söyleyeceğim. Biz kemer sıkalım dedikçe sen sürekli harcama yapıyorsun ya. O kemeri sıkmakla bizim her yerimiz fırtladı artık Nazım. Hayır, sen kilo aldın. Doğrusu konu. Pankek yiyorsun. Lan beni koy, beni konuşma. Yükselin ben saçma sapan. Ben o kilo almışsam hassas noktama dokunma. Yüzme yüzme yılan. Ne diyorsun ya sen? Bak, sakın bir... Artık dışarı adım atsan sanki bilmiyorsun sanki. Dışarı adım atıyorsun, 50 lira gidiyor. Selamun aleyküm yenge. Bakkala borcunuz varmış da onu aldım. Ne borcumuz varmış ya? Ekmek, tuz, makarna. Temel ihtiyaçlar yani. Temel ihtiyaçlar 50 lira mı tutuyor? He ama korkma, yapılandırmış bakkal. Taksi taksit ödersin. Bu da ilk taksidi. Ya yeter, bıktım ya vallahi ya. Ya aman abi, dert ettiğin şeye bak. Yavaş yavaş ödersiniz işte. Geç daha ne kadar yavaşlayacaksanız. Fakirsiniz. Ben ya. Çıkıyorum. Nereye? Sonunda iş mi buldun yoksa? Evet, iş buldum. İş arama işine başladım. Bir senedir düzenli olarak iş arıyorum. İşimin başına döneyim ben. İyi, biz seni tutmayalım. Patron matronun kızmasın. İş arama işi diye. Manyak ya. Abi var ya, sana bir şey... Acaba yurt dışına falan mı gitse ya? Orada durumlar daha iyiymiş. Gitsin oraya. Bak, benim yeğen gitti oraya. Döner satıyor. Burada 3 tane yallısı var. acaba diyorum oraya gitse diyorum. Sen de var ya, bir emekli oldun mu saldın? İş falan mı arasın abi ya? Oğlum ben 30 sene çalıştım, emekli oldum. Yeter. Yetmez. Yetmiyor işte Nazım, yetmiyor. Neyse, beni lafa tutmayın. Ben çıkıyorum. Kasabın önünden geçip geleceğim. Anca. Kapıyı açık bırakmayın. Ev soğuyor. Tamam bak. Soğuyor dedi, dedi de aklıma geldi. Sizin elektrikle doğalgaz geldi, vallahi ikisi başa baş gidiyor. Yakında sizin gazı da keserler, buz gibi olur buna. Ya bu ne ya? Bu faturalar ne ya? Ulan bir de -1. katta kalıyoruz ha. Yani abi vallahi yanlış anlama, benim rahmetli dedem bile sizden yukarıda kalıyor yani. Sana iyi emeklilikle. Ne yapalım? Ne yapalım böyle? Yaşanalım ya? Şuraya bak. Her şey para. Yatalım uyuyalım bari. O bedava en azından ha. Yatalım uyuyalım. Ya, ya. Kapıya bakın lan bir de. Kapıya bakın. Kapıya baksın, birisi kapıya baksın. Kapıya bak. Kapıya baksın birisi. Sanki kapıya baksa açılacak kapı. Benimki de şey. Allah'ım ya. Şurada kimse yok mu ya? Selam baba. Bak, son model bilgisayar aldım. Lan ne yaptın sen? 10.000 lira mı verdin ona? Oğlum sen ne yaptın? Benim ocağıma incir ağacı diktin. Hatta incir ağacı soktun. Lan bir de... Lan elma marka mı aldın? En pahalısını elma almışsın sen. Ya baba, elma değil bu. Amasya elması. Yerli üretim bu. Ayrıca 10.000 liraya almadım. 100 liraya aldım. Nasıl 100 liraya? Ya baba, senin haberin yok mu? 1 lira 10 dolar oldu ya. Geri git lan, benimle maytap geçme ya. Nasıl olabilir öyle bir şey ya? Evet baba ya. Hatta herkes buraya geliyor teknolojik alet almak için. Nasıl geliyor? Bayağı geliyorlar ama artık kolay kolay gelemezler. Niye? Vizesiz girilmiyor bizim ülkeye. Oğlum saçmalama, biz misafirperverlik öyle şey mi olur lan? Yok öyle, vizesiz girilmiyor. Sen neye şaşırıyorsun ki? Yıllardır böyle zaten. Ne? Nasıl? Oğlum şu an ne? Çıkar lan telefonunu. Çıkar telefonunu, çıkar bak. Telefonumu mu çıkarayım? İlk defa duyduğum bir şey, hiç anlam veremedim şu an. İyi misin sen baba? Değilim oğlum, hiç iyi değilim. Allah'ım, yarım saat uyudum, uyandım. Ne oldu her şey? Haberler. Haberler, aç şu haberleri, aç. Haberler ne oluyor?
Olay Bursa'da gerçekleşti. Bir kişi arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Ancak aranan kendisiydi. E, tamam işte haberler hala aynı. Evet ya onu hala bulamadık. Ama bulacağız inancımız tam. Allah biliyor içimizi. Yani. Evet, Türkiye dünya lideri olmaya devam ediyor. Avrupa'nın imrenerek baktığı ülkemizin ana dili tüm dünyada resmi dil oldu. Artık herkes İngilizce yerine Türkçe konuşacak. Aa, nasıl olabilir lan böyle bir şey? Geç bile kaldılar. Allah Allah. Nasıl? Bir sonraki haberimize geçiyoruz. Amerika'dan kaçak teknelerle ülkemize gelen göçmenler... Marmara açıklarında yakalandı. Nasıl? Amerika'dan göçmen mi geliyor bize? Evet ya, her yer Amerikalı göçmen. Sokaklarda hey yo madafaka diye geziyorlar. Allah. Ne oldu? Zoruna mı gitti? Allah. Neyse, ben gideyim şu bilgisayarı kurayım. Oğlum sen nasıl kuracaksın? Senin İngilizcen yok ki. Ya baba, kılavuzlar artık Türkçe oldu. Anlatıyor ya kadın bir saattir o. Allah Allah. Şunu da kapatayım, kaldı böyle. Kapatayım, ha hadi git. Allah. Ne oluyor lan? Çok enteresan ya. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam, ne oldu, hayırdır? Borç almaya mı geldin, ne? Faturalar mı, ne? Yok abi ya, elektrik, su, doğalgaz ücretsiz olduğundan beri ben fatura mı getiriyorum ya? Nasıl ücret? Nasıl ücretsiz lan? Ücretsiz abi. Hatta çöpünüzü de kendiniz atıyorsunuz. Ben ne iş yapacağım ya? Vallahi çok sıkıldım ha. Bütün gün spor arabamla gezmekten yoruldum ha. Oğlum senin spor araba mı var? He, sen verdin ya abi. Bu fazla, bunu al dedin ya. Lan oğlum. Bize milli piyango falan mı vurdu, benim haberim yok? Ya abi sen emeklisin. Senin aldığın maaşı kim alıyor ki? Alın sen ya. Lütfen ya. Allah Allah. Tabii tabii, sen deli misin ya? Ne yapacağız biz? Buradan sonra o zaman yalıya falan çıkarız o zaman ya. Abi canım, lütfen beni de alın da ben orada yalnız da çalışayım ya. Ya oğlum tamam, hadi git tamam. Yok çöp müp yok, hadi git. Bir kere de vardın ha. Bir kere de çöp vardın ha. Ha bu arada ev sahibi para yolladı. Ha neden para yolladı ki? Ya abi evinde oturuyorsunuz, evine gül gibi bakıyorsunuz yani. Ha bu arada şey dedi, önümüzdeki ay zam yapmasınlar dedi. Buyur abi. Şey sorabilir miyim? Sor. Sen neden hala kapıcısın? Benim vizyonum dar herhalde. Benim galiba vizyonum dar. Ülke ne hale geç, ben hala aynıyım. Hadi görüşürüz. Hadi hoşçakal. Vallahi bir şeye bak ya. Şuraya bak, dünya tersine dönmüş resmen. Çok iyi. Merhaba baba. Heh kızım, sen ne yaptın? İş buldun mu? Gel otur. Ne işi ya? Ne işi? Şirketten arıyorlar. Alo? Yok, ben çalışmak istemiyorum. Teşekkürler, sağ olun. Bıktım işverenlerden ya. Ne demek bıktım işveren kızım? Sen iş arıyordun bir senedir. Hayır baba. İş falan aramıyorum. Bana işsizlik maaşı yetiyor. Dünyaya geleceğim ben. Ya ne diyorsun? Gel, gel. Sebastian. Bunları git dolaba koy. Anlamıyor. Türkçe'yi henüz öğrenemedi. Yüzüme bakıyor. My boy, sweetie, bana bak. Bunları al, git bunları dolaba koy. Yes, sir. Hadi yes, bakalım. Sir. Anladın mı ki? Ben yardımcı olayım. Yardım et anneciğim. Türkçe. Sen İngilizce mi konuştun az evvel ikincide? Sweetie boy falan var tabii ki bende de o kadar. Bu kim ya? Amerikalı yardımcımız Sebastian. Amerikalı yardımcımız? Evet. Yardım etsin diye mi aldın sen onu? Evet, yardım etsin diye aldık. E o elindeki neydi öyle? Aa, bozukluklarla et aldım. Hayatım. Aman, yanlış mı yaptım? Biliyorsun hayatım, ben bozukluk taşımayı sevmiyorum. Sen şey mi alacaktın, Dubai'den restoran mı alacaktın? Ya ne diyorsun? Allah'ım ben şu an kafayı yiyeceğim ha. Kafama, ana sen kelle mi istiyordun? Kelle alsaydık keşke hayatım. Ama ne lazım? Bak hala hazırlanmamışsın da gideceğiz. Nereye gidiyoruz? Ha, Almanya'ya gideceğiz ya arabayla. Akrabalarını ziyarete. Almanya'ya niye arabayla gidiyoruz ya? Aman! Bırak! Arabayla gidip de havamızı atak. Bak, bırakma havamızı. Türk çikolatası da aldım, yazık yesinler. Allah! Çok iyi ya. Çok iyi tabii ki. Almanya'ya gidiyoruz ha? Tabii ki de, hem de arabayla gideceğiz. Vasifemiş. Bir şey söyleyeceğim. Beni de geçerken Brüksel'i bıraksanız olur mu? Ama ne yapacaksın Brüksel'i be? Suriye'ye bırakalım, gönlünce gez. Bak! Tabii ki. Ya bekle beni, şu an ben geliyorum.
Bekle beni, Şam diyor ya. Evet. Lan biz Bağcılar'dayız, sanki Mert'e bırakacağız kızı öyle. Lütfen, Bağcılar dünyanın en nezih semti seçildi. Evet, yakında değil, hatta bugün de gelmiş Deniz geldi. Onda da çimeceğiz değil mi anneciğim? Evet, Mayıs gelsin evet. Hep yüzeceğiz. Evet. Allah Allah, çok enteresan. Anne ya, benim çek defterim nerede? Senin çek defterin çekmecelerdeydi anneciğim, iyice bak. Çek defteri falan biz, o biz ne olduk biz ya, coşmuşuz. Şu an her şey gerçekleşti. Tabii ki gerçek ya. Allah çok mutluyum ben şu anda. Çok mutluyum. Çok mutluyum. O zaman bir zengin kankaya satmayak mı hep beraber? Tabii, hadi nasıl? Atak. Bak dinle bizde bak. Adriana yapma Adriana. Yapma, kal sallatacak kalmaz. Sebastian. Allah'ım çok mutluyum ya. Allah cezası. Kim bilir nasıl rüyalar görüyorsun ha? Kalk lan. Kalk. Ne oluyor kız? Ne diye gülüyorsun? Zenginlik kalkan satıyorum işte. Zenginlik kalkan satıyorsun. Peki al bakayım. Al bunu. Bu ne? Kasaptan aldım. Bol bol yer yer gülersin. 50 liraya mı oldu? Evet, anca. Nasıl oluyor ki öyle ya? Böyle oluyor. Ya of ben bıktım ya. Gerçekten artık iş falan aramayacağım. Benim umudum falan kalmadı. Kızım sen ne iş? Sen... Aha geri otur. Sen işsizlik maaşıyla dünyayı gezeceğim demiyor muydun? Dalga mı geçiyorsun baba? Öyle demiyor muydun? Az önce öyle demiyor muydun? Biliyorsun nasıl işsizlik maaşıyla gezsin çocuk ya? Öyle diyordu sanki ya. Hayır. Hayır, dalga geçiyorsun şu anda. Dalga mı geçiyorum? Evet. Ne işsizlik maaşı mı var baba ya? Ben rüya mı görüyorum? Baba! Sakin ol baba ya. Sen çok heyecanlısın, sakin evet, ol. Evet, fark ettim, ne oldu? Ev sahibi aradı, evden çıkartıyormuş bizi. Ya kiraya zam yaparım ya da evden çıkarsınız dedi. Yazıklar olsun! Olacak şey mi ya? Yeni bilgisayarım da yok, bakamıyorum yeni evlere. Evsiz de kaldık, ne yapacağız? Şey yapalım, ben yatayım. Ben yatayım, uyuyayım biraz. Hadi sen anca yat zaten. He, ben biraz yatayım, uyuyayım. Evet, sen yat Nazım. He? Yat, yat sen. Yatayım, uyuyayım ben o zaman. Tamam, yat, uyuyun, neyin abartıyorsun? Tamam, yat. Dünyayı gezeyim ben de. Şey, sorma bize ya. Haberler. Haberler bitti. Haberler de bitti, ha? Hiç, bana bak. Ne, güzel haberi yok mu? Vallahi yok. Hep kötü haberler mi var ya? Kötü düşünme. Yaşamın olduğu yerde vardır bir umut. Öyle mi? Yok mu peki böyle umutlandıracak güzel bir haber, he? Tamam, var. Ha, söyle. Aleyna Tilki'nin ayısı kaçtı. Ayıyı görenler mest oldu. O yaptığını bir daha yapar mısın lütfen? Bu mu Aleyna Tilki'nin ayısı? Bu, mest olmadın mı? Ya ne mest olacağım ya? Çıralarını seversin, yürü git buradan ya. Buraya çıkıp gidindin bu kadar. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Evet, Zil geldi. Batu ile Metin yazdı. Ama burada sahnede değiller. O yüzden Aleyna Tilki'nin ayısı rolüyle son anda skece girip bizi şok eden Hacı. Efendim? Bari Zil çaldı bu kostümü giydiğine değsin. Ve işte... Zil geldi. Yani skecin sorduğu soru tabii inanılmaz keyifli yani. Hani Türkiye süper güç olsaydı ne olurdu? Hakikaten hani başladığı andan itibaren zevkle izledik ama biraz da büyük bir soru. Soru büyük olduğu için de gitgide de fikir bulmak da zorlaşıyor. O yüzden hani tam Zil alkışı gelmedi aslında ama fikri her türlü Zil'dir. Bir de ana haberle konuşma şeyi acayip güzel. Yani o her skeç, ön oyun bence ya normal kendisi de bir skeç olabilir bir şey bence. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İşte sorgulayan mizah. Güzel sorular soran mizah böyle olur. Çok güzel hareketler devam ediyor alkışlarınızla.
Merhaba. Şimdi şeyden bahsetmek istiyorum. Bir dizi var şu anda, çok meşhur. Bir Kore dizisi. Squid Game. Biliyor musunuz? Ben bilmeyenler için biraz bahsedeyim diziden. Süper olur. Squid Game'de şöyle bir şey var. İnsanları topluyorlar. 400-500 kişi gibi. Issız bir adaya götürüyorlar. Para için çocuk oyunu oynuyorlar. Böyle bir oyun. Şimdi biz de onun parodisini yaptık. Beste ve Ebru yazdı. Squid Game geliyor. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Ay Allah'ım, neredeyim ben? Ne oluyor ya? Kim kaçırdı beni imdat? Melisa Hanım, siz misiniz? Bilmem, göremiyorum ki. Benim herhalde. Siz kimsiniz? Hacı ben, ilk yardım kursunda beraberdik. Ah, evet evet. Hadi hatırladım Hacı Bey. Siz mi kaçırdınız yani? Korkudan bir miktar kaçırdım ama. Belli oluyor mu ya? Ne oluyor lan? Kim var lan orada? Kaan Bey, Melisa Hanım'layız, buradayız. Neredeyim ben? Ay durun, durun, korkmayın. Biz de buradayız. Göremediği şey yapıyor herhalde. Arkadaşlar, bu durumdan acil kurtulmamız lazım ya. Evet, el ele verirsek bu durumdan kurtulabiliriz. Ay o zaman size zahmet, şu arkamı bir çözer misiniz? Yalnız ben bayana dokunamam. Barzo! Çok affedersiniz. Barzo alarmım öttü de benim. Hah! Safa Bey de uyandı. Buradayız Safa Bey. Ah! Ben göremiyorum. Ah göremiyorum. Kör oldum ben. Allah'ım kör oldum. Allah yardım et. Hareket edemiyorum. Felç indi bana. İnmeler indi bana. Bana inmeler indi. Allah bugünleri de mi görecektim ya Rabbim? Göremeyecektim çünkü kör oldum. Ay hayır hayır kör olmadınız ya. Şey bağlamışlar bizi. Bağlamışlar mı? Sonunda fantazilerim gerçek oldu. Al işte. Lebriz de burada. Kadro tamam. Kaan, sen mi bağladın lan beni? Çılgın serseri. Hayır, ben bağlamadım. Birisi bağlamış bizi işte. Olur, bana uyar. Ya onu demiyorum. Allah Allah, Melisa Hanım burada. Safa Bey burada. Olur, bana uyar. Ya kadın! Niye anlamadın ya? Birileri bizi kaçırmış, bağlamışlar işte. Gözlerimiz bağlı, niye oturuyoruz o zaman? Ay evet ya, şunlardan ne yapalım? Burada çözelim bari, şunları çıkaralım ya. Aa, elimiz bağlı değilmiş ya. Nasıl çıktı lan bunlar? Ne oluyor lan? Ah! Arkadaşlar burada başka biri daha var. Ay bu kim? Tanıyanınız var mı? Hayır ama hayallerimin erkeğini tanımak isterim. Şşş! Oo! Uyan lan! Alo! Bana bak! Alo! 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 Hacı kızım! Alo! 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 Ne bağırıyorsun lan? Tatar Ramazan! Ay Lebriz Hanım bağırmıyor, bağırmıyor. Korece konuşuyor. Aranızda Korece bilen var mı? Ben BTS şarkıları falan dinliyorum. Oradan biliyorum mesela. Birader, birader, birader anlamıyoruz seni. Tek tek konuş, kodla, kodla. Ya nasıl kodlayayım ben bunu? Kare var, içinden yuvarlaklar geçiyor, üçgen falan var. Nasıl kodlayayım ben bunu ya? Bu dil kodlanmaz ki. E oğlum sen Türkçe biliyorsun. Ha biliyorum, benim baba tarafı Türk. Bizi kim neden kaçırdı biliyor musun adam? Yani... Bir tahminim var ama onların burada ne işi var ki? Kimlerin? Bu ne ya? Sinek ilaçlamacıları falan mı bunlar? Merhaba. Yok abi, yok ya. Bunlar var ya, bunlar garibanları alıyorlar, oynatıyorlar. Oynattıklarına bir de para veriyorlar. Pavyona mı düştük lan? Hoş geldiniz arkadaşlar. Aa, bu ilk yardım kursundaki eğitmen değil mi bu? Aa! Karıştırıyorsunuz beyefendi. Ayrıca yüzümüzde maskeler var. Bizi tanımanız mümkün değil. Ay yok, yüzünüz görüküyor. Ben demiştim amirim ya. Tamamen kapatmamız lazımdı ya. Tamam. Kapatırız manasında mı yoksa konuyu kapatma manasında mı sordunuz? Sus lan.
Konumuza dönelim. Aslında sizi biz kaçırmadık. Sizler oyun oynayarak para kazanmak için bizi aradınız. Aa, bu şey ya, doğru. Arabanın sileceğini sıkıştırmışlardı broşürü. Fıtut, fıtut, fıtut diye orada dönüyordu böyle. He, ben de o trafikte böyle arabanın içine atıyorlar ya, ben de orada şey oldu demek. Aa, ben de Aksaray'da yerde buldum kartı ya. Tamam lan, pavyona düşmüşüz işte. Pavyon falan yok. Birlikte bazı oyunlar oynayacağız. Kazanan para ödülü alacak. Para varsa ben oynarım. Hadi başlayalım. Şuna bak, şu hareket... Ne yapıyorsun lan? Parayı duyunca Turabi'ye döndü. Hareketler falan. Ama zekalı. Oyunlarımıza geçmeden önce... kuralların yazılı olduğu formları imzalamanızı istiyorum. Formu getirin. Form falan... Hadi hocam, hadi, hadi hocam. Okumayacak mısınız? Yok, biz uzun yazıları okumadan imza atıyoruz. Welcome to Turkey canım. Birinci oyun için herkes yerine geçsin. Yerimiz nereye ya? Yer falan. Hayır, ne diyorsun ya? Nereye geçeceğiz ya? Ne oluyor ya? Tek sıra. Ne diyor bu ya? Herkese geçin, tek sıra olun diyor. Korece miydi bu? Bir şey soracağım. İlk oyun ne, öpüşme mi? İlk oyunumuz beyaz gül, kırmızı gül. Ne? Beyaz gül, kırmızı gül. Güzel bir oyun. Bebeği getirin. Bebek mi? Bu ya. Tövbe estağfurullah. Allah Allah. Ben bunu görsem korkarım ya, böyle bebek. Tövbe tövbe. Anam, gel lan, anam, konuşma lan. Konuşma, bebek istiyordu. Kendi aranızda konuşmayın diyor. Bayağı Türkçe konuşuyor. Niye anlamıyorsunuz siz bu adamı ya? Evet, amacınız bir dakika içinde kırmızı çizgiyi geçmek. Ha. Bebek şarkı söylerken hareket edebilirsiniz. Susup arkasını döndüğünde kıpırdayan ve gülen elenir. Onun anasına babasına yazdık. Bu nasıl bebek? Nasıl oluyor? Biz anlamadık ya. Kırmızı çizgiyi geçince bebek susunca. Ben hiçbir şey anlamadım. Kırmızı çizgiyi geçme dedi. Geçmeyince bebek susunca. Susma. Yok. Döndüğünde bebek ne oluyor ya? Oluyor. Nasıl evet, oluyor? Hadi bakalım. Oyun başlasın. Beyaz gül, kırmızı gül. Vay, sizinki de iyi taktikmiş ha. Ne taktiği lan, hiçbir şey anlamadık ki. Ya bebek, arkasını döndüğünde duracaksınız işte ya. He, anladık, tamam ulan. Döndüğünüzü duracağım ya. Şarkı söylerken hareket döndüğünüzü. Aynen. 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 Evet, hadi bakalım. Beyaz gül, kırmızı Ne yaptınız, hareket ettiniz mi? Lan ne hareket edeceğiz, hiçbir şey anlamadık ki. Neyin şarkı varmış iler? Ya neyini anlamadınız? Bebek şarkıyı söylediğinde, beyaz gül, kırmızı gül şarkısını söylediğinde hareket edeceksiniz. Döndüğünde duracaksınız ya. Yalnız sen olayı yanlış anlamışsın. Beyaz gül, kırmızı gül şarkı değil, türkü. Ya ama tamam ya, tamam. Türkü ya, bebeğin türküsü. Lan bebeğin türküsü mü olur? Aslında böyle bebek mi olur? Ayrı da. Bebeğin türküsü mü olur? Ya Kore'de bir oyun, Kore'de bir bebek bu da ya. Vallahi anlamadım. Yok, vallahi yok, anlamıyorum ya. Ya nesini anlamıyorsunuz arkadaşım? Bak, bebek beyaz gül, kırmızı gül türküsünü söylerken hareket edeceksiniz. Söyle bakalım kardeşim, söyle. Beyaz evet, hareket edeceksiniz. Arkasını döndüğünde de duracaksınız ya. Bu kadar basit değil, anlamadınız bunu. Ha, siktir. Vuruldum lan. Şimdi anladım. Allah'ım sen yarabbim. Allah'ım ne olacak, hepimizi vuracak. Tamam, tamam, tamam arkadaşlar, sakin olun ya. Şöyle düşünün, bu şimdi ilkokulda öğretmenmiş. Allah göstermesin. Biz de böyle kopya çeken öğrencileriz, tamam mı?
Bu böyle arkasını döndüğü zaman belli olmayacağız işte. Olay bu ya. Mantıklı. Hareket etmek yok. Hadi bakalım. Yok. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi başlayalım. Beyaz gül, kırmızı gül. Lan saklanacak başka yer bulamadın mı? Ne yapayım ya? Melisa'nın arkasına mı saklanayım? Orada görülürüm. Hepimiz senin arkana da saklanabilirdik. Olabilirmiş valla. Birader, ben böyle ölmek istemiyorum yalnızca. Ne dert ettin be? Bir dahaki de sen benim arkama geçersin. Allah Allah. Beyaz gül, kırmızı gül. Tutun lan düşüyorum. Göbeği akıyor, tutun. Sakın bırakmayın lan, dönsene lan. Bıraktık lan, çok iyi. Beyaz gül, kırmızı. Ya. Oh be, oh. Geçti sonunda. Üf ya, sadece bir kişiyi vurabildim. Sadece bir kişiyi vurabilmiş hem canım çok sıkılıyor. Sen kime şükür şükür yapıyorsun? Beyaz gül. Ben senin var ya. Kırmızı. Onu ben. Beyaz gül. Bak senin. Kır. Be. Kır. Ben sıkıyorum. Çıkışta bulacağım lan seni. Çıkışta bulacağım. Oh neyse ilk turu geçtik. Ah. Allah'a geçtik. Ah. Lan sen manyak mısın? İlk turu geçtik. Ah çok yakından çok korkunçsun. İlk turu geçtik diyor bir de gerizekalı adamı öldürdüler burada. Adamı öldürdünüz. Hesabını verin bunun. Hiç pas vermiyorlar. X yok ya. X olsa pas verir. Orta şut. Ara pas. Evet. Şş, bana bakın. Şş, toplanın. Bence risk almayalım. Bütün tuşlara basalım. Güzel. Doğru diyor. Bizimle kimse oyun oynayamaz. Yuvarlağı bana bırakın. Tamam. Hadi. Gelin lan bırak. Aa, silahlara bak. Gelin lan. Kasa geliyor hoca. Çok çabuk kasa geliyor. Evet abi ne gerek var silah. Arkadaşlar sakin olun. Biz kimseyi öldürmedik. Uyuşturucu iğneyle bayılttık. Ayrıca sizi oyunda zorla tutmuyoruz. Dilerseniz oy çoğunluğuyla oyundan ayrılabilirsiniz. Ayrılalım burası oyun. Oylamaya geçmeden önce ilk oyunda biriken para ödülünü açıklamak istiyorum. Nedir? Fanus'ta biriken para ödülü 100 milyon won. Oh, 100 milyon won. Peki bir şey soracağım. Bir won kaç TL? Tanesi 75 kuruş olsa 750 TL yapar. 750 lirayı para. Biz devam ediyoruz. Para, devam ya, 750 ya. Lira değil. 750 bin. Oo, kesin. Kesin İkinci devam ediyoruz. Buradayız. İkinci oyun ne? Öpüşme mi? Öpüşme olsun, öpüşme. Öpüşme olsun. Öpüşme diye bir oyun yok. İkinci oyun için 4 sandalye getirin. Sandalyeyi ne yapacağız ya? Okey olabilir. Tamam, 4 değil de tavuk olabilir. Ne oyunu? Bu arada çocuk için bir tane çocuk sandalyesi alabilir miyiz? 5 kişiyiz. Evet, ikinci oyunu anlatıyorum. Bu gördüğünüz sandalyelerin etrafında müzik eşliğinde dans ede dans ede. Ya tamam, kes! Gerizekalı! Desene yani bildiğin bu sandalye kapmaca de bitir. Ay hep şov be bunlar. Müzik bittiğinde ayakta kalan elenir. Biliyoruz. Oyun başlasın. Güçlü bana! Ayakta kalırsan kucağıma oturabilirsin. Ben bayana oturamam yalnız. Ay gel bana otur Barto. İki numara ben de kucağına oturabilir miyim? Yok lan o şekilde ölmek istemiyorum. Lan zaten öleceğim bari bu şekilde öl ne fark eder? Siz 5 kişisiniz, 4 sandalye var. Nasıl 2 kişi ayakta kaldı? Sizce? Şuraya bak, bir de yarısı dışarıda kalmış. Al bunu al buraya koy. Al bunu buraya koy. Aman aman aman, gözü büyük. Sığmıyorum, sığmıyorum. Kare Hanım, şu beyefendi kucağıma otursa sayılır mı? Olmaz. Bir kişinin elenmesi gerekiyor. Tekrar başlayın. Ay oyununuzu sıkın. Arkadaşlar, kimse
Arkadaşlar şöyle düşünün. Metrobüsteyiz. Zincirlikuyu'dayız. Beylikdüzü'ne gideceğiz. Olur. Hadi. Nasıl yaptınız lan bunu? Erhan Tutu 34 BZ canım. Olmaz. Birinin elenmesi lazım. Ay bir saniye. Arkadaşlar. Allah yardım. Bir saniye. Ne yapıyorsun bir gerizekalı? Ya, dayanamayacağım. Yeter be. Aa, kadın yeni bostada indi. Kadın gitti, öldü. Kadın arkadaşlar sakin. Fanusa Melisa Hanım için de para atalım. Hayırlısı oldu biliyor musun? Allah Allah. Allah o zaten dayanamazdı. Zayıf. Zayıf. Ne kadar attı? Fanusa ne kadar attı onun için? 100 milyon won falan bir şey. Oo, çok iyi. Allah Allah. Ama iyi bir kadındı. Evet. İkinci oyun için tebrikler. Sağ ol. Sıradaki oyun için kendi aranızda eşleşmenizi istiyorum. Dilediğinizle partner olabilirsiniz. Eşleşme şansı bize geldi. Gel lan buraya. bence ağırlık merkezini bir yere toplayarak avantaj gibi görünebilen bir dezavantaj elde ettiğimizi düşünüyorum. Değil mi? Yemek oyunu da gelebilir. Öyle düşün. O zaman biz açık ara oyundayız. Arkadaşlar. Arkadaşlar, ekip olarak dördümüz birden kazanabiliriz. O yüzden mantıklı eşleşmeler yapmamız lazım. Doğru. Hayır ya, ben bırakmam seni. Belki öpüşeceğiz. Oyun öpüşme değil. Bence de mantıklı eşleşmeler yapmamız lazım. Evet. Evet. Hadi şöyle bir şey yapalım. Nasıl olsa şöyle mi gelsin? Bir karışalım şu eve. O tarafa gel. Hayır. Şöyle, sen şöyle mi gelsin? Şöyle geçsin. Bu tarafa şöyle doğru. Hayır, hayır. Sen o tarafa doğru. Geçsen. Ben burada olmam ya. Kızım, ben de müptelası değilim. Dengeli vuruz. Allah kahretsin ya. Güzel, tamam. Böyle mantıklı bir eşleşme oldu sanki, evet. Bence de birbirimizin eksikliğini tamamlıyoruz. Hadi bakalım. Çok tatlı oldu. Eşleşmeniz bittiyse üçüncü oyunu getirin. Hadi bakalım. Üçüncü oyun ne acaba? Ne ya? Üçüncü oyun. Ne oyunu ya? Köşe kapmaca mı? Üçüncü oyunumuzu anlatıyorum. Ay. Karşılıklı bir şekilde bu halatı... Ya tamam, kes be! Bildiğin halat çekme oyunu bu be! Allah Allah, halat çekmedi, bitir konuyu, kapat bitsin gitsin, iyice acına bağladı ha bu. Hep şov, hep şov. Sanki Survivor sunuyor bana ya. 3, 2, 1. Bana bak lan, düzgün çek, senin yüzünden elemeyelim. Sen işine bak lan. Yalnız böyle olmadı, Hacı'yı unuttuk biz. Vallahi bırakacağım şimdi. Aaa! Kütüğüm attı beni ya! Aa, benim! Benim! Allah'ım bırakın, benim bitti! Lan Lemiz! Kaderden kaçamazsın. Öpeceğim seni. Allah'ın adını verdim, dayan! Dayan, Allah'ın adını verdim! Vallahi bu karı seni öpecek! Dayan! Vallahi öpecek! Öldürsünler beni! Vallahi dayanamıyorum ya! Dağı delmişler aşk için. Dağı delmişler. Ben ne yapabilirim? Dağı yanma. Gel lan buraya. Hayır. Kaçamazsın. Çok yaklaştım. Hayır. Çok yaklaştım. Dağı. Oh. Aa! Lan öpseydim, öyle vursaydınız bari. Ben saniye bekleyemedim mi? Kaan. Kaan, kendine gel Kaan. Arkadaşı da vuralım. Şöyle bir şey geldi ama. Oh. Ah, vur! Vur! Kalbi! Vur! Kafa yaptı biliyor musun? Çıkarın arkadaş. Sahilden gitmeli, çevirme vardır. Oğlum, nereye götürdünüz lan? Şuradan iki kişi alır mısın? Adam, o bozuk yok. Tebrikler. Üçüncü oyunu da bitirdiniz. Sıradaki oyunu alan ödülü kazanır. İyi, her türlü yenerim ben. Yener. Sıradaki oyunumuz... Adam. Burada.
Bir saniye. Kim o? Hamdi Bey mi? Biz kendisini tanıyoruz. Hamdi Bey ise selam söyle. Lan kim o? Ne oluyor? Oyun ne? Tamam. Hiçbir şey de söylemiyorlar ya. Arkadaşlar, yönetim talebinize dikkate almış ve bu oyunda ikinize de kazanma şansı veriyor. Ne talebi ya? Ne istedik ki? Son oyun öpüşme. Lan siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Sabahtan beri Kaan'la öpüşeceğim, bırakmadınız. Kim lan o? Hamdi! Alo, Hamdi! Bana bak lan, öpüşme iptal. Alo! Alo! Lan bakmış lan, bir daha ara. Bir daha ara. Adam, adam, Kore'ye çok yazıyor. Lebriz Hanım, sakin olun. Bunu siz istediniz. Lan ben bunu mu istedim sanki? Ben de müptelası değilim ya. Müptelası değilim diyordu. Daha uzatıyor ya. Hayır, ben itiraz ediyorum. Oy çoğunluğu olursa eğer oyun iptal olur. Ben çıkmak istiyorum. Doğru. Kurallar bu yönde. O zaman oylama yapmamız gerekiyor. Oyundan çıkmak isteyen el kaldırsın. Kaldırsana lan! Ya kızım, öpüşelim, parayı bölüşelim, gidelim işte ya. Üzgünüm. Oyunuz yetersiz kaldı. Oynamak zorundasınız. Böyle mi olacaktı? Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Vay be, zil geldi. Beste ve Ebru yazdı. Evliya da yazdı. Evliya da her şeyini verdi bu skeç için. Bravo size. Helal olsun ya. Vallahi bir kere yani bu kostüm ve sanat grubumuza da İki gün içinde şu sistemi tamamen kurdukları için çok büyük bir alkış. Ceren, arkada mısın? Ceren. Ceren Eken. Filiz Esen. Filiz Esen. Başka kim vardır isim? Yılmaz Erdoğan. Yılmaz Erdoğan. Ve işte kostüm Ceren Eken. Tebrik ediyoruz yani. Bu kadar kısa sürede hakikaten skeç iki gün önce yazıldı. Dün provası yapıldı. Evliya, dün gece bu hale getirildi özel ekipmanlarla. Yani Koreli bir çocuğa nasıl benzedin sen aynı zamanda yani? Bilmiyorum ki. Gerçekten Filiz ile Ceren sağ olsunlar. Ben çok benzediğimi düşünmüyorum. Bu kadar taze bir dizinin, yani parodisini yapmak çok önemli bir şey bence. Çok eğlendik, çok güldük. Çok güzel oldu. Çok güzeldi kardeşim, Hacı ve Yeşim. Ya ne tatlı bir kadınsın sen Yeşim ya. Vallahi çok tatlısın. Çok güzel hareketler, şahane bir şekilde devam ediyor alkışlarınızla. Aklınıza hangi skeç geliyor? Belgesel, evet. Şimdi öğrenci belgeseli gelecek. Yeni üniversite kazanmış bir öğrencinin hayatını izleyeceğiz. Üniversite öğrencisi belgeseli geliyor. Metin ve Batuhan yazdı. İyi seyirler. Herkese merhabalar sevgili izleyenler. Selamun aleyküm. İsterseniz bir daha alayım. Herkese merhabalar sevgili izleyenler. Selamun aleyküm. Bugünkü belgeselimizde üniversite sınavını kazanmış ve İstanbul'a okumaya gelmiş bir öğrencinin hayatını izleyeceğiz. Hamza, Hamza, Hamza. İlk part, okula kayıt. El kaydil okur. Allah Allah. Ya navigasyon buraya gösteriyor.
Baba ya, yanlış geldik bence. Mahalle arasında üniversite mi olur? Ya yok, konumu mu açmadım acaba ya? He. Navigasyon niye yanlış gösteriyor? Sor, saçmalama. Münir, 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 Münir. Esnaf var işte, o bilir. Sor. Pardon. Şahlanış Üniversitesi nerede acaba tam olarak? Nasıl? Anam adama bir şey oluyor Münir. Yok yok, ben hallederim şimdi. Nasıl? Benimki midilli oldu ya. Bu sarı mı? Dık 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 şamamam. Bayılın 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 bayılın. Yok, ben anlaşamıyorum. Sen anlaş ya. Ya siz ne yaptınız? Ben bir bok anlamadım ki. Nasıl anlaşacağım? Tamam, tamam. Ben anla... Şey... Oğlum. Şahlanış Üniversitesi. Burası mı? Evet, burası ya. İki saattir şahlanıyorum ya. At olduk iki saattir. Burası. Hoş geldiniz ya üniversitemize. Sen kayıt olacaksın herhalde. Ne kazandın canım? Hukuk. Mükemmel. Hukuk fakültesine bu sene Müge Anlı giriyor. Ana! Evet. Çok iyi. Ben bayılıyorum o kadına. Bayılım. Yemin ediyorum. O kadar şanslısın ki. Çok şanslısın. Televizyon önünden çıkmıyor. Çok şanslısın. Ama internette böyle kampüs içinde, yeşillik içindeydi bu fotoğraflar. Evet, evet. Bak, yeşillik. Kekik ektim yerine. Mis gibi vallahi bak. Bak, kapıyı da yeşile boyadık. Yani en azından yeşilden içeri doğru giriyorsun. Ya baba, ben bu okulda okumam. Ne olur başka okul bakalım. Haklısın. Ben olsam ben de okumazdım. Gel seni boğaz içine yazdıralım. Baba, saçma saçma konuşma. Benim puanım ona yetmiyor. Barajı zor geçtim. Sen zaten barajın altındaydın. Sular çekilince ortaya çıktın. Ya, sus işte, mis gibi. Evet, evet, evet. Bir kavga etmeyelim. Hukuk fakültemiz en üst katta, teraslı. 3+1 bir dairede. Mükemmel. Ve bombayı söylüyorum. Merkezi sistem var. Vallahi süper. Merkezi sistem süper oğlum, merkezi sistem. Müthiş olur. Var ya, don atlet gezersin sıcacık. Gezebiliyoruz mu? Yok, şu an içeride başka bir öğrenci var. Onlar geziyor. Onlar bir baksın, sonra gezersiniz. Şimdi geldik zurnanın zırt dediği yere. Bize kaçı olur? Hukuk kaçı olur? Şimdi bir bakalım tabii. Siz 3 kişisiniz. Yok, biz okumayacağız. Arada gelirsiniz ziyarete, olsun. Yavrum, sen ilk 10.000'e girebildin mi? Yok be abi, nerede ya? O zaman 10.000 lira. Sen ilk 10.000'e giremedin diye 10.000 bana giriyor şimdi. Evet, evet. İsterseniz şöyle aşağı kata gidelim. Orada bir kayıt oluruz. Yani ne yapalım tamam, yani, değil tamam, mi? Tamam, hadi. Geç, 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 yürü, kayıt olacağız. Öğrencimiz istemeye istemeye de olsa kaydını yaptırmıştır. Bir sonraki derdi ise barınma olacaktır. İkinci part, yurda kayıt. Hadi yurdur kaydı. Buyurun efendim, buyurun efendim, buyurun. İyi tipi... Sağ olun efendim, sağ olun. E tipi yurdumuzun hücresi burası. Hı-hı. Hücre derken? Vallahi gençler kendi aralarına hücre diyorlar. Ben de bozmuyorum çocuklara. Bu parmaklıklar ne için? Kaçanlar oluyordu, bunları yaptırdık. Çok iyi, çok iyi. Öyle bakma. Çok iyi. Full güvenlik. Ve süper. Sevdim. Benim aklım kalmaz. Gece falan ne yaptı, ne etti? Süper. Baba, nasıl aklın kalmaz? Bana burada bir şey yaparlar. Ben istemiyorum ya. Ne istemiyorum? Bunu istemiyorum. Ne istiyorum? Lan sınırcı. Tamam. Of baba ya. Şimdi... Ne of deme. Ev tutalım dedik, onu da istemedim. Ev dediğim banktı, bank. Oğlum, ne yapalım? Bütçemize göre dedik, emlakçı oraya götürdü. Atacaktın bir tane yatak, kalacaktın işte. Tamam. Hanım, sende bir tamam, şey tamam, de. Tamam, tamam, tamam. Ben de, tamam, ne diyeyim ya? Oğlum, deleme hemen ya. Bir koşulları öğrenelim. Müdür bey, koşullarınız nelerdir? Vallahi koşullarımız yatak var. Yatak var. İki tane ya, o yüzden söyledim. Yemek veriyoruz çocuklara. Temizlik bizden. Her şeyimiz tertemizdir. Bakın mis. Anana buraya, dur, dur, dur. Yok, bir şey yok, bir şey yok. Abartmayın, ne ki o yastık alt tarafı ya? Aa, kör oldum! Kör oldum baba! Kendi gibi! Baba! Kendi gibi! Evet, olsun, olsun. Bunları yıkayın çocuklar. Haftada bir de çocukları bahçeye gönderiyorum. Çok iyi, iyi. Çok iyi. Ben sevdim. Aynı zamanda gençlerimize, öğrencilerimize de iş imkanı sağlıyor. Ana, ne işi? İçeride kaldıkları sürece çocuklar boş durmuyor, boncuktan kuş yapıyor. Çok düşüncelisin.
misiniz? Rica ederiz. Al bakalım delikanlı. Haydi gir bir alış hücrene. Hadi. Gir bir alış hücrene bakalım. Boncuktan kuş ne ya? Hmm. Hadi bakalım. Ben vedalaşıyorum o zaman. Buyurun vedalaşın siz de. Buyurun. Anne. Ben bunun içine temiz don atletleyin hep boncuk. Sen bizi merak etme. Biz dışarıda babanla seni bekliyor olacağız. Bak oğul. Madem bu okulu kazandın, yatacaksın. Ama unutma. Okul yata yata bitmez. Bunu da bugün unutma diye vurdum. Sağ ol baboy. Kesim ağlarında dolanıyorum yetim yâri. Buyurun al bir kutu ol. Allah'a emanet ol oğlum. Beni, Bihter'ini. Behlül kaçar evlat. Behlül kaçar. Allah kurtarsın kardeş. Sağ ol bacım, sağ ol. Ne okuyorsun? Siyaset bilimi kamu yönetimi. Oh, oh, sen daha mezun olamazsın. Buradasın. Sen ne okuyorsun? Hukuk. Senin de işin zor vallahi. Neyse hadi. Hoş geldin. Sağ ol. Bağlama senin mi? Odada benden başka biri mi var? Mal. Benim tabii. Ne güzel ya. Bağlama falan çalıyorsun. He, çalıyorum. Zoruna mı gitti? Estağfurullah. Niye zoruma gitsin? Zoruna mı gitti? Yok canım, zoruma gitmedi, sağ ol. Parçanın adı, eserin adı zoruna mı gitti? Zoruna mı gitti kardeş, zoruna? Gidemez ki insan çıkar yarına. Sen yine de sarıl umutlarına. Derdim çoktur benim kardeş, az değil aney aney. Derdim az değil. Ah, hey, ah, hey, ah, hey! Ne kadar güzel söyledin be. Bir tane daha patlatsana. Zorunda mıyım? Olur, olur. Güzel şarkı, o da olur. Yok lan, söyleme zorunda mıyım? Yattı bana de. Bu ne ya? Öğrenci olacağız diye geldik, koğuş ağası olduk. Lan buranın ağası benim. Adam ol ha, hadi. Sertle vuruyorsun. Ben içeri gideceğim, ben istemiyorum. Nereye gidiyorsun lan? Tüm bu sorunlar, parasızlıklar, burslar, krediler, dersler, notlar, kopyalar, hocalar derken üniversite dediğimiz yerden öğrencimiz bir anda mezun olur. Her şey artık daha kolay olacak gibi gelirken hayatın daha acı olduğunu hemen anlarız. And acı Ahmet Ağ. Vay. Vay be, vay be! Sonunda mezun oldun he? Ha, zoruna mı gittin? Efendim? Zoruna mı gittin? Parçanın adı, eserin adı. Zoruna mı gitti kardeş, zoruna? Oğlum, tamam, tamam. Kendine gel. Ne yaşadın içeride ya? İçerideyken çok düşünme fırsatım oldu baba. O günü hiç unutmuyorum. Hatırladın mı? Unutma diye vurmuştum. Şimdi onu, işte bu dersi burada al diye vurmuştum. Tamam baba, hatırla, sen şimdi savcı mı olacaksın, avukat mı olacaksın hemen? Ne olacak? Ne bileyim, onun da sınavları var. Daha belli değil. Hala sınav diyor ya. Ben daha sınav parası falan vermem ha. Ne var yok? Ne var yok çocuğa? Çalışır öder, zehretme şunu. Çalışır öderiz de stajyere para da vermiyorlar. Ha. Allah Allah! Para veren bir yer bul. Baba ben nereden bulayım onu ya? Tamam, barışma. Ara oğlum. Pardon. Pardon. Merhaba. Merhaba. Şipşak şok fotoğrafçılık. Şipşak şok. 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 Şipşak şok.
Kusura bakmayın, bunu bize zor yaptırıyorlar. Evet, jingle'ımız bu. Şahlanoş Üniversitesi Şipşak Şok. Ben, acayip büyük. Ben bunu tanıyorum. Bu psikoloji okuyor. Deli gömleğiyle gördüm ben bunu. Evet, çocuğunuzun bu son mutlu gününü ölümsüzleştirelim. Niye Sonya? Mezun oluyor çocuk. Hadi bakalım. 3-2-1 deyince alalım. 3-2-1. Ama ne oldu? Olmadı. Çünkü dişleri görmedik. Şöyle bir işsiz der miyiz acaba? Nasıl? İşsiz. Allah Allah. Geliyor. Hadi bakalım. Evet. 3-2-1. İşsiz. Çok iyi oldu. Çıkış da alın. Tamam. Şipşak şok. Şipşak şok. Ay yapmadır nedir ya? Ya geçen de bunu gördüm. Çok yakışıklı çıkıyorsun diye boşluğu çekiyordu. Allah Allah. Vallahi. Ali kefi mi atsam yapsam? Kefe at. Kefe bana atılıyor mu? Atılıyor, atılıyor. Hadi, hadi. Hadi güzel an olsun be. Hadi. Hadi. 3-2-1. Hadi bakalım be. Siz kimsiniz? Biz borcunu ödeyeceğin kişileriz. Ne borcu ya? Ne borcu? Ne borcu? Bana bak. Ne borcu? Oğlum böyle böyle yapmasana lan. Ne borcu? Ne borcu? Anne valla bilmiyorum. Ne borcu sen biliyorsun? Bilmiyorum. Nereden kumar mı oynadın? Hayır. Allah'ın cezası kumar mı oynadın? Hayır, ben... Karıyla kızla mı yedin lan? İstanbullarda boğazlara karşı yemekler mi yedin? Ne borcu? Ulan oğlum, ulan oğlum. Mis gibi hayat yaşamışsın lan. Helal olsun. Ben yapamadım bunları. Baba niye helal olsun? Ucu ucuna zor yetiyordu para. Ne borcu bu ya? Aa, paraları şapır şapır yerken öyle demiyordun. Lan hangi paraları? Hadi hadi, 650 lira para aldın. Onun geri ödemesi başladı. Ne ara başladı abicim? Daha mezun olalı 3 dakika oldu ya. Aa, bir de geciktirmişsin. Pişkin pişkin söylüyorsun. Nasıl ya? Nasıl? Olur mu? O geri ödemesiz değil miydi o? Bu burs değil miydi? Teşvik. Geri ödemeliydi beyefendi. Normal burs olması için sizin ölmeniz, hanımefendinin de sağlık problemlerinin olması gerekiyordu. Allah Allah. Ya ne kadar ki bu borç? 35 bin lira. 35 bin lira mı? Benim ölmem şart mı? Baba. Anam. Ay. O buraya girdi. İyi misin baba? Dur. Oğlum. Ben büyüklerin anlaşıyor. Böyle yırtamazsınız hanımefendi, beyefendi. Kalkın lütfen. Kalkın da ödeyin borcunuzu. Ödeyin. Borcunuzu ya ödeyin. Çok korktum anneme babama bir şey oldu diye. Nasıl ödeyelim kardeşim? Yok, donumumuzu alacaksınız. İyi fikir. Ne? Ha? Güzel. Hayır. Bir dakika, bir dakika. Şahlanış Üniversitesi olarak mezunlarımıza iş imkanı sağlıyoruz. Oh. Evet. Bırak hemen. Mezun oldu çocuk. Hemen iş bulduk. Ay Allah razı olsun. Sağ olun müdür bey ya. Hemen elini atıyor, dünden razı. Evet. Tam ne yapacağım tam olarak? Şahlanış Burger'de çalışacaksın. Ama ben hukuk okudum ya. Nasıl, ne yapacağım? Dur, gelecek o şimdi. Bak, geliyor. Hoş geldiniz. Şahlanış Burger sipariş veremeyen var mı? Merhabalar. %100 at eti. Dar eti sanmayın. Çok iyi, çok iyi. Tamam, iş bulduk sonuçta. Benim maaşım ne kadar? Senin maaşın... Maaşına biz el koyacağız. Tabii, ne olacak? Ödemedi bursu. Kardeşim, şu öğrencileri bir rahat bırakın be! Ya bırak. Bu neymiş ya? Bir belgesel kuşağımızın daha sonuna geldik. Makaron mu? Makaron belgeseli. Unutmayın. Unutmayın. Bir ülkenin geleceği... gençliğindedir. Ve gençlik geleceğin teminatıdır. Çok zerge diyenler. Zil diyenler. Metin. Ya seyircimiz tabii ki verilen mesajları çok sevdi. Hani zil diyor. Yani zil mi? Gerçekten zil mi? Hayır, bir şey söyleyeceğim. Şimdi yani mesajları harika ama skeçlerin, yani partların finallerini
yazmamışsınız gibi geldi. Bak, finalleri yoktu gibi geldi. Yani apartman üniversitesi süper. Yurdun mapus olması harika fikir. Öğrencinin atar atmaz bütün aldığı bursları ödemek zorunda olması müthiş. Hepsi süper. Sonra burgerci oldu falan. Öğrencileri şey rahat bırakın. Bu şey biraz seyircinin düşüncesine bırakmak için. Hani acaba ne olmuştur diye soru soruyoruz. Art House bir skeç bu. Art House. Ha pardon. Bambaşka biz şey ayrıca yapamadık. Bir şey denedik. Çok iyi. Çok... Çok güzel. Gerçekten kazandın. Sen kazandın. Çalıyorum o zaman. Sensin. Daha fazla uzatmıyorum. Ay tamam çal. Hadi çal. Sağ ol. İşte. Gerçekten ne hissettin çalarken? Eğlendim. Eğlendim. Zorla zil çaldırdı adam ya. Çok güzel valla. Güncel, öğrenci dertleri her şeyle. Ya güzel bir skeç olacaktı. Oldu da. Zili de aldın. Evet, çok güzel hareketler. Şahane bir şekilde devam ediyor sayın canım. Buradaki skecimizde de böyle çocukluk hayalleriyle dolu bir skeç var. Evet, büyüklük sende kalsın. Skeci geliyor. Ozan ve Murat yazdı. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Acayip uykum var ya. Sabahın 8'inde geliyoruz buraya. Ben konuşacağım annemle. Ne diyeceğim? Bizim üst sınıflarda bir tane Arif var ya. Evet. O sanayiye gitmiş, çok memnunmuş. Ben de gideceğim onun yanına. Oğlum. Eminim zaten o da çok özlemiştir. Hemen gelir inşallah. Günaydın arkadaşlar. Sabah sabah bu ne neşeli ya. Hastasıyım Selen, ne haber? Sus be gerizekalı. O da bana hasta kanka. Desin. Günaydın. Günaydın tek kaş feraye. Bak, bak benimle dalga geçmeyin. Bak kaç kere söyleyeceğim ha size. Bak benimle dalga geçmeyin. Bak, bak, bak. Bak, bak, bak. Sana çakarma bir tane. Delim. Bak bir şey... Sizin benimle dalga geçiyorsunuz ya. Peki siz de ayakkabımı giyemedim. Benimle dalga geçiyorsunuz ya. Çünkü siz de kafanız içi var ya. O kafanız içi de böyle böyle. Böyle böyle. Pislikler dolmuş da. Bak. Pislikler dolmuş. Oysa sizin kafanızın hep içi böyle. Kafanız bozuk bozuk. Bozuk bozuk. Ha, bozuk bozuk. Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Oturun. Öğretmenim, öğretmenim. Söylesene. Ödev vermiştiniz. Lan ödevi sen yaptın mı bakalım ödevini? Ödev mi vardı lan? Öğretmenim, öğretmenim. Söylesene. Doğaç ödevini yapmamış. Ya beni niye istiyorsun ya? Bana ne? Sen yaptın mı? Hayır. Doğaç. Hocam hep beni görüyorsunuz ama ya. Gir, konuşacağız seninle. Derdi. Tamam, sallanmadan konuş. Çocuklar, İpek bu yıl bizle okuyacak. Oha, çok güzel kıza aşık oldum. İpek, biraz kendini tanıt bakayım çocuğum. Tabii öğretmenim, ben İpek. Sallanma. Sallanmadan konuşamıyorum. Evet. Sallanmadan konuşamıyormuş, tamam. Merhaba, ben İpek, 9 yaşındayım. Kitap okumayı ve tenis oynamayı çok seviyorum. Aferin sana, hadi gel boş bir yere otur. Burada burada boş yer var, gel buraya otur, gel. Lan! İyi. Ben de Selen'in yanına vakit ederim o zaman. Selen ne haber? Öğretmenim Emir Bey istiyor. Allah'ım! Bak! Bana bak, saç uzun aklı kıza bak! Var ya bak siz beni yere düşün. Suratlarınızdan hepinizden nefret ediyorum. Sizin var ya suratlarınıza ben bakıyorum ama suratlar böyle. 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 Sizin o çağırma Sony suratına bana. Tükürüm şimdi senin suratına. Çünkü sizin suratlarınızda memeliyet böyle boz boz. Feraye, düz
düzgün konuş arkadaşlarına. Bozuk bozuk değil. Bozuk bozuk. Keyle. Doğru. Öğretmen diyemiyorum. Diyemiyorum değil yavrum ay. Diyemiyorum. Aman ona da Türkçeci baksın be. Vallahi kafa yiyeceğim. Selam İpek, ben Doğaç. Merhaba, ben de İpek. Çok memnun oldum. İstersen öğle arasında birer meyve suyu içebiliriz. Ay yok, daha okulum var. İlkokulum bitti. İlkokul bitti zaten. Dördüncü sınıftayız. Seneye ortaokula geçeceğiz. Ama dört ortaokul, dört lise, dört üniversite. Şimdi üniversiteye kadar gitmişken yüksek lisans yapmamak olmaz. Sonra dil kursları, sertifikalar falan derken... 30 olduk balım. Amca Doğaç. Oğlum anca dedi lan. Onun da bende gönlü var. Allah üstesi kaka. Allah razı olsun. Hı, tamam. Sözlüde kimde kalmıştık? Öğretmenim. Söylesene. Doğaç'ta kaldınız. Aferin. Geç hocam ama hep birini vuruyorsun. Al tebeşiri geç. Geç çöz şunu. Haydi. Öğretmenim selam. Biraz geç kaldım ama... Kusura bakmayın. Gerçi okul babamın sıkıntı oluyor mu? Olur mu çocuğum? Biz erken geldik. Biz erken geldik. Gel. Otur. Otur şöyle. Boş yere otur. Hocam ama orası benim yerim. Susan! Sen daha aidatı bile ödemedin. Cüt suruyu cüt. Ay, yeni biri gelmiş. Tanışalım. Ben Canberk. Okulun sahibi babam. Bu yüzden okulumuzun adı canım evladım Canberk Koleji. Memnun oldum. Ben de İpek. San Sebastian Fransız Koleji'nden geldim. San Sebastian demek. Tatlılık oradan geliyor. Öğretmenim bitti. Belli. Sıçmışın tahtaya. Bu ne lan? Aa, resim dersinde miyiz biz? Ne yaptın sen? Çözdüm öğretmenim. Ne bu? Anlat bu. Ne bu? Bu toplama. Bununla bunu topladığımızda bu olur. Bu çıkarma. Bunu nereden bunu çıkarınca bunlar kalır. Üçlü üçü çarpıştırdım. Kalp oldu size sevgiyim. 88'i 4'e böldüm. Bu da sallaması. Bir... İyi bari, 4'e kadar saymayı biliyorsun. Bravo. Ne yapayım ben sana şimdi? Ne yapayım ben sana? Bu ne? Hocam bir şans daha verin. Bir şey daha sorun ya. İyi, tamam. İyi dinle. Ne? Ali parasının 4'te 3'üyle gece kulübünde loca tutmuştur. Hadi bak sen. Kalan parasının 3'te 2'siyle şişe açtıran Ali... o gece tanıştığı 3 mankene kalan parasının 3'te 2'siyle 2'şer tane kokteyl ısmarlamış... geri kalan parasıyla da after party'de sabaha kadar, ilk ışıklara kadar eğlenmiştir. Ali'nin cebinde ne kadar para kalmıştır? Hala para mı kalmış annesi? Millet ne takılıyor be? Ben... Lalus. Saçma sapan konuşma. Bak bunlar gerçek hayatta karşına çıkacak. Ya gerçek hayatta ne işimize yarayacak hocam bunlar? Ay sinirlerim bozuldu. Öğretmenim ya aslında Doğaç haklı. Ya ona başka... Öğretmenim. Söyle, söyle yapayım. Söyle. Ya aslında ona da şey sorun diyeceğim ama... hız problemi sorsanız çözemez çünkü babasının arabası yok. İş problemi sorsanız ama bu ileride patron da olamaz. Havuz problemi deseniz bunlar villada da oturmuyor. Ne sorayım Canberk'cim? Öğretmenim bence denklem sorun. Hı. Buna bir tane X verelim. Doğaç gibi yalnız bıraksın. Gülsenize. Kızlar gülsene. Doğaç! Baksana bir şey diyeceğim. Sen matematik kafan hep bozulmuş galiba. Bir şey söyleyeceğim. İstiyorsan ben senin sayı sistemi bozdururum, şey yaptırırım, çalıştırırım. Bakma ama! Bakma! Ben bakma! Çünkü senin kafandaki matematik sayı sistemi hep bozuk bozuk. Ya sen karışma lan cezası. Öğretmenim ya. Ha. Burası biraz bastı mı? Bastı mı? Bastı. Dışarıda mı tamam. işlesek dersi? Olur, olur. Hadi bahçeye. Bahçede yapalım. Ben? Ne ben? Ben? Sen cezalısın. Sen... Canberk. Ne ceza vereyim arkadaşına? Bence burada kalsın öğretmenim. Ha. Burada kal. Burada kal. Gübürtürüm. Çantamı at. Ha. Çantamı at. Tut. Yeter, bıktım ya bu okuldan da, evdekilerden de. Büyüsem de biraz dinlensem. Ya oğlum, Doğaç! Doğaç! Oğlum kalksana. İşteyiz. Hadi kalk. Ya ne işi ya?
Lan oğlum uyansana ya. Hadi işe işteyiz, hala uyuyorsun burada. Ya ne işinden bahsediyorsun ya? Oğlum sana bir kahve falan alalım, kendine gel ya. Bu yaşta kahve içilir mi kanka? 32 yaşındayız lan. Ana, büyümüşüm lan. Acaba her şeyim büyüdü mü? Oğlum dur, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Merak ettim ya. Ne yapıyorsun ya ofisin ortasında? Ofis mi? Evet. Diş mühendisi mi olduk? Evet, beraber diş mühendisi avukatı açtık işte. Allah'ım çok iyi evet ya. Diş mühendisi oldu. Diş mühendisi. Diş mühendisi. Diş mühendisi oldu. Yanlış bir zamanda mı geldim? Ha yok yok. Selen Hanım, buyurun buyurun. Bu ispiyoncu Selen ne işi var burada? Oğlum, Selen Hanım asistanın oldu ya. Nasıl ya, benim asistanım oldu? Evet. Ne desem yapıyor mu? Evet, ne desen yapıyor. Demek ödev vardı. Demek sözlü sırası doğaçtaydı. Buradan şimdi bir tane tatlı atacaksın, pencerenin üstüne zıplayacaksın, arkaya atlayacaksın. Nasıl yani? Öyle asistanım değil misin? İyi, tamam. Gel gel, şaka yaptım, inanıyor ya sana. Doğaç Bey, emrettiğiniz gibi her şeyi ayarladım. Ben mi emrettim? Evet. Bayağı kızdın mı sana? Evet. Oğlum çok güzel lan. Evet. Yıl dönümünüz için her şey hazır. Yıl dönümü mü? Evet. Kiminle evlendin ben? Efendim. Bozuğum onu. Allah'ım İpek. Evet, oğlum. İpek'le evlenmişim ya. Aşkım gel bir öpeyim seni. Sen niye buna bu kadar şaşırdın ki? Ne bileyim, böyle bir şey oldum yani. Sen beni özledin mi? Çok özledim seni. Özledim, bu arada birkaç belgeye imza atmanız hemen gerekiyor. Imza atalım. Ya bir şey söyleyeyim, ben seninle evleneceğime emindim. He. Adım gibi emindim yani seninle evleneceğime. Çünkü okulun en güzel kızı bendim değil mi? Evet, en güzel kızı sendin okulun. Nasıl yani? Okulun en güzel kızı mı? Evet. Okulun en güzel kızı bendim Doğaç. İstifa ediyorum. Ya sen kimsin istifa ediyorsun? Ben seni kovuyorum ispiyoncu. Haydi. İpek, demek evlendik. Ben bir ara seni o Canbek'le evlenirsin diye sanıyordum. He. Vallahi ben de öyle sanıyordum ya. Canbek, ne yapıyorsun sen burada? Kutu taşıyorum. Neden? Canbek bizim şoförümüz oldu ya hayatım. Niye? Babam batınca kol kanat gerdiniz bana, ekmek verdiniz. Tadım kaçtı ya. Keşke buna ekmek vermeseydim. Aşkım başka şoför bulalım sana, bu gitsin. Hayır hayır, beni ne olur kovmayın, söz ehliyette alacağım. Aa. Ben ehliyetim de mi yok? Babam iflas edince... Tamam, sus sus. Ama hayatım, ben Canberk'ten çok memnunum. Çok yavaş gidiyor. Kendinden çok emin. Ayrıca senin gibi sıfırdan yüze de 10 saniyede çıkmıyor. Demek ki daha tam büyüyememişim. Evet. Neyse, bunları yıl dönümü yemeğimizde konuşacağız. Hangi yıl dönümü? Daha 7 ay var. 7 ay mı var? Evet. O zaman ben kiminle yıl dönümümü kutluyorum? Aşkım. Feray mi? Oğlum benim gene tadım kaçtı. Bu ne ya? Ay. Akşama beklemedim, hemen geldim. Ne oluyor ya? Aşkım açıklayabilirim. Açıkla. Biz 4. sınıftaydık. Ben bir ceza almıştım ya. He. Ben masada uyudum, uyandım, buradayım. Bu ne ya? Ben hayatımda böyle saçma bir yalan daha duymadım. Yani var ya, ben de senin şoförümüz Canberk Bey'le aldatıyorum diye vicdan azabı çekecektim. Canberk! Babam iflas edince... Lan sıçarım senin babanın şarapçalarına, yeter ya! Ne babam babam? Babana sizin patlatma. Bu adam. Lan gene mi ispiyonladın beni ya? Evet, okulun en güzel kızı bendim çünkü Doğaç. Hocam? Ne hocası lan? Mali suçlardan Derya Kuzu ben. Evet, söyle bakalım Doğaç. Bir şirket senede 10 milyar kazanıyorsa... ...ve bunun %22'sini vergi vermek zorunda kalıyorsa... ...senede ne kadar vergi öder? Hoca bana taktı ya. Amirim diyeceksin çocuğum ha. Ayrıca doğru cevap 2.2 milyar dolar olacaktı ama sen 1 TL bile ödememişsin. Matematik gerçek hayatta karşıma çıktı lan. Ya demiştim ben sana, değil mi? Hocam acaba... Amirim. Amirim, affedersin. Acaba bu servetin payımıza düşen kısmı cezadan şey olur mu? Ay ay, şey yapma sen. Oh be, yeniden zengin oldum. ne olacak şimdi, ne yapacağım ben? Kim yaptı bu borcu? Bu yaptı. Bu bana bir sürü bir şeyler imzalattı burada. Bu... Tüm sorumluluk sende olduğuna dair bir belge canım bu. Doğru kodese o zaman. Yapacak bir şey yok. Doğru kodese. Ben nasıl çıkacağım oradan? Ben avukat da tanımıyorum ki. Belki çift zar atarsan çıkarsın. Başlangıç noktasından geçersen 20 TL al. Ben oyun mu oynuyoruz ya? Ne var lan? Senin hayal dünyan. Dur. Sus, konuşma. Babamı da bozuyorsun. Bu kutular da boş. Doğaç. Yapmayacağım. Doğaç.
Ben uyumuyordum billahi vallahi. Lan rüya bile görüyordun yalancı. He ya ne değişik rüyaydı hocam. Ben 32 yaşına gelmişim, evlenmişim, iş yerim falan var ama hapse giriyordum. Her şey çok kötüydü. Aman o yaşlar zor be. En güzeli emeklilik. Vallahi mi? Vallahi lan. Ay ben bir emekli olayım var ya. Oh her ay maaşımı alırım. İş yok, güç yok. Okey oyna. Aa akşama kadar dedikodu yap falan. Soliter kız papaz yapıştır gitsin. Evet. Ne güzel ya. Ay en güzeli emeklilik. 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 Sen de toparlan çık hadi. Tamam öpeyim. Emeklilik. Emeklilik. Oh be, emeklilik. Huzur. Senden geçti artık, yapacak bir şey yok. Doğaç. Firayi. Bekle, yaşlandım. Uzun sürecek gelme. Dur. Gene mi sen ya? Sen neden sürekli bu okuldasın? Sen neden sürekli benim rüyalarımdasın? Çünkü sen bilinçaltın biliyor musun? O bilinçaltın hep böyle komple teoriler falan birbirine girmiş durumda. Sen bilinçaltın hep bozu bozu. Sen şimdi benim karım mı oldun? Evet, çocuğumuz bile var. Çocuğumuz... Baba! Ya. Bu mu bizim çocuğumuz? Bizim DNA'mız, kromozomlarımız, evde plazmik retikulum muydu neydi? Onlar hep birbirine girmiş durumda. Bizim çünkü genetiğimiz hep bozuk bozuk. Bozuk değil anne ya, bozuk değil. Bence bozuk. Bizim kaderimiz bozuk bozuk. Ha. Değil ya! Çok güzel hareket diyenler, zil diyenler, güzel bir çok güzel hareketti diyebiliriz. Evet, hiç pes etmeyen oyunculuğuyla direkt oyundan düşmeyen tüm oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Ya soru güzel aslında. Birden hani yaşlansak ne olur sorusu güzel ama hani çok hızlı oldu olaylar yani. Şeyi anlayamadık. Yaşlandığında dolandırıcı mı adam, iyi mi, kötü mü? Hani o şeyi anlayamadık. Bugünlük çok Emre çok üzüldün ya. Şu an böyle çok şu an aşırı üzgün geldi gözüm. Ya gerçekten orada en azından hani bu adamın ne olacağını biraz daha orada işleyebilseydik daha güzel olurdu. Olur. Nazarlıktır. Bugünlük böyle bir nazarlık oldu diyelim. Teşekkür ediyoruz yazarlarımıza ve oyuncularımıza. Alkışlarımızı sunuyoruz efendim. Çok sürprizi kaçırmayın. Hesap ödemeyle ilgili bir skeç gelecek. Büyük hesaplaşma geliyor. Fatma ve Hilmi yazdı. İyi seyirler. Kanka, hesap bende ha. Yok, hesap bende. Yok yok, vallahi bende o. Hay Allah aşkına bırakma. Oğlum vallahi bende ya. Oğlum bende diyorum oğlum, ya. Oğlum bende diyorum lan. Ben ödeyeceğim oğlum. Ben ödeyeceğim. 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 Ben ödeyeceğim oğlum. Ben ödeyeceğim. Sen kimsin lan hesap ödeyeceksin? Ben ödeyeceğim. Ben ödeyeceğim. Ben ödeyeceğim diyorum lan. Ne yaptın lan sen? Ne bileyim oğlum, sen ben ödeyeceğim deyince ben de karşılığında bir şey yapmak istedim yani. Neymişsin oğlum sen? Tamam sen öde ya hesabı. Yok ya, çok ayıp oldu, öptüm falan. Sen öde ya. Yok yok kanka, ben şey olamam. Sen varken bana düşmez, sen yok öde. Yok kanka, bugün sen öde, yarın ben öde. Yok, yarın ben öderim, sen öde kanka. Ya sen öde işte, ne olacak? Yok ki? Oğlum, sen öde. Ya senin olduğun yerde bana vallahi laf düşmez. Ya. Sen öde gitsin lan. Bir şey söyleyeceğim. Ha? Senin paran mı yok? Şimdi muhabbet böyle gelişti diye bu ne bu? Evet, yok. Yok, param yok. Benim de yok. Nasıl yok lan? Yok, bayağı yok. Ne demek yok oğlum? Oğlum ne yapacağız lan? Ne bileyim, ne yapacağız? Geliyor, garson ne? Geliyor. Şöyle buyurun teyze abimiz. Biz hesap istemedik ki. Nasıl oğlum? Beyefendi imza işareti yaptı ya böyle, hesap işareti. Bu mu yaptı? Evet. He, siz yanlış anladınız. Bu engelli. Konuşma engeli var, işaret diliyle anlatıyor kendini. Yanlış anlaşılma olmuş. Abayla, abayla.
Çok özür dilerim. Çok pardon, çok özür dilerim. Kusura bakmayın lütfen, yanlış. Önemli değil, olur böyle şeyler diyor. Tamam anladım. Sıtma canını. Tamam, peki başka bir şey ister misiniz? Ben çay alayım bir tane. Çay? Arkadaşınız ne alır acaba? İçecek bir şey ister misin kanka? Salep istiyor. Tamam. Hemen getiriyorum, kusura bakmayın tekrardan. Böyle yapıyorsun lan, ne salebi oğlum? Oğlum ben işaret dili bilmiyorum ki. Lan bunun için işaret dili bilmeye gerek yok ki. Bardak, çay kaşığı. Sus sus, çok iyi kurtardık hiç kanı. Lan neyi kurtardık? Hesabın üzerine bir salep, bir çay daha söyledik. Neyi kurtardık? Olsun, en azından paramız olmadığını anlamadı. Aman Allah'ım, çok iyi kurtardık ya. Sıçtık oğlum, ne yapacağız ya? Bir düşünelim, bir düşünelim, düşünelim. Ya Hüsoş, sen neden bu kadar çok yiyorsun? Tek öğün yiyorum. Evet ama üç öğünü tek önde yiyorsun Hüsoş. Efendim buyurun, buyurun efendim. Şimdi bu salonda her masa dolu, size VIP bölümü alayım. Yok, benim arkadaşlarım burada. Ben Serge, arkadaşlarınız mı burada? Tamam. Buyurun. Hizmette sınır yok ya. Yok. Kanka hoş geldin. Kankam hoş benim. Kankam benim de. Kardeşlerim. Adam adam. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin. Oğlum geçerken gördüm, uğrayayım dedim ya. Biz de var ya, tam seni arayacaktık. Vallahi. Gerçekten mi? Vallahi tam seni arayacaktık. Oğlum ben siz gelmişsiniz. Ben de beni istemiyorsunuzdur falan diye. Olabilir mi öyle bir şey? Deli misin oğlum sen? Biz böyle ortamlarda gözümüzün aradığı tek param var mı kanka? Yok kanka, bir şey mi oldu? Param var mı kanka? Yok oğlum, bir şey mi oldu? Hayırdır? Sen bir söyle, var mı yok mu söyleyeceğim ben. Yok diyorum oğlum, yok. Oğlum bir şey mi oldu? Yok lan yok, ne oldu? Ya oğlum paramız çıkışmadı, hesabı ödeyemeyeceğiz ya. Hadi ya, ne kadar eksik? 300. Hesap ne kadar? 300. Hiç mi yok yani? Yok. Yok. Allah Allah oğlum yani. Sende ne kadar var? Bende de. Senin çıkmaz mı bir şey? 20 lira var bende. Oğlum bu ne ya? Ya 20 lirayla dışarı mı çıkılır ya? Oğlum bende yine 20 lira var lan. Sende o da yok. Allah Allah. Ya vallahi ne yapacağız? Bilseydim söylemezdim yani. Ne? Lan yemek falan mı söyledin? Yok sen. Şöyle getir bakalım. Gel. Hoş geldiniz. Getir bakalım. Şöyle çay. Evet. Salep. Beyefendi. Miyostopos. Siyaslama. Urfa Nastan Yastapora Nastala. Ne söyledin oğlum sen? Miyastala. Miyastala. Urfa Moro. Siyastama. Miyastafor. Entami. Entama. Entami yastama. Salala yastama. Siyastama. Urfa Ma. Miyastala. Siyastama. Miyastanos yastama. Müsait miyastamaka. Anlaşıldık. Miyasta. Bu ne lan? Al kardeşim, bahşiş. 20 lira mı? Bunu istakoza verim. Belki yer. Afiyet olsun. Beğenmedin lan. Oğlum istakoz mu bu? Ben bu hayvanı tanımıyorum kanka. Kanka vallahi canım çekti. Girişte de sordular. Ben de söyledim yani. Canın çekti. He. Oğlum sen hayatında istakoz mu yedin lan? Ya oğlum ben öyle hep beraber yeriz diye ortaya söyledim zaten. Tut bir bacağından gelsin işte ya. Ortaya söyle. Ortaya istakoz söyle. Ya lan bunu! Aa! Lan Mesut, dikelim atıyor lan! Ya lan! Yapıyor lan! Ya lan! Ya Hüsoş, arka masada istakoz insanlara saldırıyor. Boş ver yavrum istakozu. Sen bana odaklan. Tamam, sakin olalım. Düşünelim bir. Ben neyini sakin olalım? Ne yapacağız ya? Buldum lan, buldum. Ne? Buldum ya. Ne? Söyle bir. Borç verdiğimiz bir arkadaşımızı arayacağız. O bize borcunu ödeyeceğiz. Biz de hesabı ödeyeceğiz ya. Bu kadar basit. Tamam. Allah Allah. Ara o zaman. Tamam, ara birader. Ara. Nerede o şerefsiz? Ara. Açmıyor. Açmıyor. Bu önemli olabilir. Geç geç bizi. Açmıyor. Alo. Alo. Ne diyor? Kanka ya şu borcunu ödesene. Önce değil, önce hali hatır sor. Kanka nasılsın? İyi. Ha, iyi. Ya kanka geçen sene bir borç almıştım ya. Ha.
Onu bir ödesen ya. Yani ben de çok kötü durumdayız kanka. Müşkül durum. Çok müşkül durumdayız kanka. Pesent durum. Çok pesent durumdayız. Ölüm kalım meselesi. Ortada ıstakoz kaldı kanka. Istakoz mu? He. Sergen? Oğlum beni niye arıyorsun? Oğlum sen niye borcunu vermiyorsun? Duymamışım, sessizdeydi. Lan bir yıldır telefon sessizde mi olur? Sen onu mu aradın lan? He, bana borcu var. Allah sizin belanızı vermesin, tamam mı? Ne kadar borcu var sana? 50 lira borcu var. Oğlum yine hesap ödenmiyor. Allah sizin belanızı versin ya. Allah Allah. Bana bak koçum. 2 saattir hesap diye sesin. Neredesin ya? İyi de ben garsonum. Garsonum ben. Evet garsonum. Yalnız post cihazında bir sıkıntı vardı. Ödemeyi nakit alabilir miyim ben? İyi al. Üstü de kalsın. Hadi şu ana gerek yok. Allah razı olsun abi. Ya Hüsnü tatlı yemeyecek miydik? Ha. Tatlı ne var? Tatlı. Tatlı. İstakoz var. Ama şerbeti biraz eksik. Ya abi buranın tatları berbat ya. Süttacın sütü yok, eklerin eki yok. Ya tiramisu bekleye bekleye trileçeye dönmüş yani. Berbat ya. İğrenç buranın tatları. Ne anlatıyorsunuz oğlum siz? Yenmez diyorum işte. Abi köşede bir butik bir pastane var. Çok güzel tatlıları var. Bence orada yiyin siz. Oraya gidelim. Hadi oraya şöyle. Buyurun beyefendi, hesabınız. Bu ne? Hesap? Az önce ödedik. Kime ödediniz? Garson beyefendiye. Garson mu? Evet, garson. Merhaba. Çok özür dilerim, çok pardon. Sen garson musun? Yes, şef. Yes, şef mi? Evet, garsonum ben. Lan benim niye haberim yok? Sabah aldı beni patron işe. Fethi Bey mi? Evet, Fethi Bey. Lan bir sürpriz yapacağım diyordu. Bu muydu sürpriz? Evet, buymuş sürpriz. Lan insan bir haber verir be. Peki hesabı ne yaptın? Almadım ya, gurmeymiş bu adam. Ayıp olur şimdi, parasını almayalım. Kullu çocuk. Kusura bakmayın, çok pardon. Gurme olduğunuzu yeni öğrendim, kusura bakmayın. Ne gurmesi ya? Göbeği gören gurme zannediyor. Ya o zaman buradan gidelim Hüsoş. Bir daha bana Hüsoş dersen senden ayrılırım lan. Hüsoş. Ayrıldım lan senden. Sen de tek öğünmüşsün. Ya bir dakika, biz zaten sevgili değildik ki. Nerede burada ya? Böyle... gurme değilmiş beyefendi. Evet, o değil. Yani biz kimliğini açığa çıkartmak istemiyorduk ama madem böyle şeyler oldu. Gurme arkadaşımız Mesut. Mesut, tanısana kendini arkadaşa. Mesut, söylesene oğlum ben gurmeyim diye. Anam. Şaka yapıyor ya. Oğlum durmayın diyeceksin, gitti evet, lan. Evet. Oğlum çocuğa bir şey oldu lan. Oğlum 300 lira için oldu mu? Mesut kendine gel lan. Engelli adam mı dövüyorsun lan sen? Ya engelli değil, elmacık kemikleri biraz çıkık o kadar ya. Konuşsana oğlum. Nasıl? Yeter lan. Oh, şükür konuştu ya. Ya sen ne malsın ya? Abi. Ben şu ortalığı bir toplayayım. Lan dur. Hala oyunu devam ettiriyor ya. Bak biz yalan söyledik. Hesabım ödeyemedik ya. Paramız çıkışmadı. Biz de beyefendinin parasını şey yapmış olduk abi. Abi beni garson zannetti, hesabı bana bıraktı. Şey yaptı. Bak abi. Dürüst çocuklarız biz abi. Şeytan aklımıza girdi değil mi lan? Bir anda gelişti her şey. Aynen abi. O olayın bizle alakası yok yani. Peki gurme? Yok. Yok, gurme falan yok abi. Gurme değilim abi. Gurme değilim. Bir dakika şimdi, sen engelli değilsin. Aynen değilim. Sen gurme değilsin. Değilim. Sen garson değilsin. Aynen. Ha tamam o zaman ya, of. Lan şimdi hatırlı. Tamam oh, oturdu. Bütün taşlar yerlerine oturdu. Eyvallah, eyvallah. Oh be, tamam ya. Eyvallah. Aa, vallahi süper oldu. Eyvallah. Peki hesap? Sizin. Mal galiba oğlum, adam. Ya onu da çalışır öderiz ya. Çalışır öderiz. Nasıl yapacaksınız? Kanka, sen zaten iş aramıyor muydun ya? Ha. Hadi hayırlı olsun. Hadi be, hayırlı kardeşim benim be. Hayırlı uğurlu olsun be. Bir ara maaşı ıslatırız ha. Hadi bakalım. Hadi iş bulduk kemal. Hesabı düşeriz maaştan. Ne zaman ben maaş almaya başlarım? 3 ay sonra başlarsın. O kadar yedik mi ya? Yok, biz az veriyoruz. İyi o zaman. Kanka görüşürüz. Kesene bereket. Kardeşim kesene bereket. Vallahi yiyemedik. Bir dakika. Bu arkadaşlar böyle geldi, buranın her yeri dağıttı. Bir sürü içki açılık yaptı. Bunları böyle dövmeden mi göndereceğiz şefim? Ya ben de onu diyecektim ya. Ben ses veriyorum.
Miasta pa, siesta ma. Ufa, miasta pa, miasta pa. Çok güzel hareket diyenler. Evet, seyircimiz bugün çok tatlı. Yani zil değiliz de çok tatlıyız ama çok tatlıyız. Elimizden geleni yapıyoruz. Yani metnimizin aslında çok güzel yerleri var. Yani özellikle işte Ömer'in şarkı söyleyerek ıstakoz getirmesi çok güzel fikir yani. Ortada yani bunun gibi böyle birkaç tane hamleye ihtiyaç vardı. Hani şey olarak tekste iyi şakaya ihtiyaç vardı. Hacı'nın şeyleri boş geçti. Orada da böyle birkaç şaka olsaydı, madem Hacı ile bir final bulunuyor falan. Ama Evliya terle başla finale kadar Sigeci taşıdınız. Hep birlikte Sigeci getirdik. Alkışlar bu şahane ekibe gelsin tabii. Evet değerli misafirler, gecenin tamamı için çok güzel hareket diyenler. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu salon yarımken biz de yarım kalmışız. Bugün tamamlandık. Sizinle bir bütün olduk. Şahane bir gece oldu. İnşallah size de geçmiştir. Ekranları karşıdaki izleyicilerimize de geçmiştir inşallah. Çok 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 teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki varsınız. İyi ki buradasınız. İyi ki hep birlikteyiz. Alkışlar BKM Mutfak oyuncularına gelsin. Yine gidiyor. Ne gidiyor?